dairesi bilgilerimi, soyun üyeleriniz değerli misafirlerimiz. Tam tasdik ve KDV iade raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi konulu seminerimize hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Başkanımız Sayın Selahattin Karataş'ı kürsüye davet ediyorum. Çalışan personel arkadaşlarımız gerçekten Maliye Bakanlığı'nın gerek tam tasdik raporlarını gerekse hesapla değer reis raporlarını 2020 tarihinden itibaren sorumlu hale gelmiş olması bizim bu konuda gerçekten hem üyelerimize sizlere yardımcı olmak adına böyle seminerler düzenlemek ihtiyacı yönetim kurulunda görüşüldü ve bunun için bu semineri planlamış olduk. Tabii ki bu semineri planlarken öncelikle gerçekten bu raporları üreten ve vergi dairesine elektronik ortamda gönderme zorunluluğu olan arkadaşlar Akın Özel ve Nihliye Taşçı Yemin Umari Müşah arkadaşlarımızdan yardım istedik. Bize gerçekten hazırlandılar ve zaman ayırdılar. Ve sizlere de bu şekilde yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben bu kadar kişiyi bir arada görünce biliyorsunuz daha önce anons etmiştik 18 Şubat olarak. Onu bugünkü tarihe kaydırmamızın sebebinden Maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuyu çok ciddiye alıyor ve çok yakından takip ediyor ve sürekli bizim Yemin Mali Müşavir odaların yöneticileriyle, başkanlarıyla diyalog halindeler ve ayın 18'inde yine çağrıldık. Ankara'da Yemin Mali Başkanlığı'nda iki tane başkan yardımcısı ve 20'ye yakın uzman ve daire başkanı şube müdürüyle yine bizim 8 Yemin Mali Müşavirler Odası yöneticileri ve yine Ankara'da ve İstanbul'da bulunan bazı teknik arkadaşlarla birlikte bu konu üzerinde tam 3 saatin üzerinde bir görüş alışverişinde bulunduk. Sizler de 295 sayfalık ansiklopedi gibi kılavuzunu mutlaka okuyanlarımız vardır çoğunlukla. Bu kılavuz oldukça açıklayıcı anlamlıdır ama teknolojik bir sunum ortaya çıktığı için ve çok detaylı bilgiler alındığı için hem bilgisayar hakimiyetini gerektiriyor hem de bilgisayar konusunda gerçekten biraz hakimiyet gerektiriyor. Bu bakımdan ayrıca bir önem taşıyor bizler için. Çünkü Yemenli Mali Müşavir BES'te kanun hale getirilmesi biliyorsunuz 30 yılı bu sene doldurdu. Ve 30 yıldır pek çok taşlar yerine oturdu ama tabii ki bu ilk Yeminli Mali Müşavirler arkadaşlarımız, destektaşlarımız genelde daha önce Maliye Bakanlığı teşkilatlarında ağırlıklı olarak vergi incelemelerinde bulunmuş, denetimlerde bulunmuş arkadaşlara öncelik verildi. Daha sonra geçici günlerden sonra da biliyorsunuz bu iş tamamen sınav ve zorunlu hale getirildi. Yani öyle bir şey hale geldi ki şimdi profesör dahi maalesef sınavla ancak yeminli mali müşavir olabiliyor. Böylesinde bir uzun bir süreç var. Bu arada biraz odamız hakkında da bilgilendirmek istiyorum size. Odamız malum İzmir merkez olmak üzere 7 ilimizi kapsıyor. Bu Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Çanakkale, haliyle İzmir, başka il atladım mı bilmiyorum. 7 ilde yaşayan ve büro olarak çalıştıran kişiler
bize üye. Bunların da sayıları 440. Bu 440 kişinin 180 kişisi henüz büro açmamış, sadece ruhsat sahibi. Ama 255 kişisi ise büro açmış ve fiilen de Maliye Bakanlığı'ndan alınan mühürleri de sahip bir vaziyette faaliyet göstermekte. Önemli bir kamu hizmeti veriyoruz. Biz de Maliye Teşkilatı'na bütün yeminli mali müşavir olarak, yanında çalışan ekip olarak gerçek anlamda bir kamu hizmeti yürütüyoruz. Tabii bu hizmetleri yürütürken kanunları, tebliğlere, sirkülerlere genel bir uyum göstermek önceliğimiz, tarafsız ve objektif olarak çalışmak zaten bizim mesleğin temel unsuru. Bu arada eğitimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda yeminli mali müşavirlerimizin hemen hemen hepsi biliyorsunuz bağımsız denetçi konumunda. Bağımsız denetim işlerini de kamu gözetim kurumu takip ediyor biliyorsunuz. Onun denetiminde ve kontrolünde. 2018 yılında malum zorunlu bir eğitim esası getirildi. Her yıl en az 20 kredi temel derslerden olmak üzere 3 yılda 60 kredi ve toplamda da 120 kredi eğitim esası var. Bu eğitimler ancak aktivite olan kuruluşlar tarafından verilmesi halinde bu eğitimlerin geçerliliği esas oluyor. Odamız bu bakımdan aktivite olmuş bir kurum niteliğindedir. Ayrıca 2020 tarihinden itibaren de TÜRMOB'da hem yeminli mali müşavirler için hem de mali müşavirler için biliyorsunuz zaman zaman duyuruyoruz gelen tebliğleri. Orada da bir zorunlu eğitim esası getirildi. Orada da yine 120 saat geçerli. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı'nda ayın 18'de yaptığımız eğitimde TÜRMOB Genel Başkanı da bizim ekibe dahil oldu. Ve bu konudaki görüşlerimize o da katıldı. Ve orada aynı zamanda eğitimlerden de konuşuldu. TÜRMOB'da yayınlamış olduğu sürekli eğitim merkezi 27 Ocak'tan itibaren alınmış olan her türlü seminer, konferans ve diğer eğitimleri bu zorunlu eğitim kapsamında değerlendireceğini bize duyurdu. Bunun için biliyorsunuz daha önce yaptığımız duyurularda TÜRMOB her yıl 10 saat yüz yüze, toplamda 3 yıl 30 saat. Onun dışındaki önemli bir kısmı uzaktan eğitim. Bir diğer tamamlayıcı eğitim olarak da bu ve buna benzer seminer, panel ve konferanslardan da saat başı bir kredi alabiliyoruz. Şimdi bugün için burada vereceğimiz seminerde 2 kredi alma hakkını elde etmiş olacağız. Bunun için önceden TÜRMOB ilgili eğitim birine duyuru yaptık. Böyle bir seminer yapacağız. Bu seminer katılanların isim ve imzalarını bizden talep ettiler. Bunları biz birkaç gün içerisinde göndereceğiz. Ayrıca size bu seminerin sonunda da adınıza düzenlemiş olduğumuz sertifikaları da takdim edeceğiz. Bunları bilgisayar üzerinden alıp tarama yaptırıp TÜRMOB'a göndermek gibi bir görevimiz var. TÜRMOB bu konuda biraz kamu gözetimine göre daha geç başladığı için bu sistemi bu şekilde kayıt ortamından kurtarmak için çalışma yapıyor. Türkiye'de 8 GMM odası aşağı yukarı da 87 civarında da pardon 77 civarında da şey var. SMM odası var. Bütün odalar akredite olmuş durumda. Bu seminer, konferans ve eğitimler eğer akredite olmayan kuruluş tarafından verilirse bunlar kredi anlamında kullanılamıyor. Kamu gözetiminde adına yapmış olduğumuz her türlü eğitim TÜRMOB eğitimler
eğitimlerle gerek temel eğitimi, yani temel eğitim kredisi dolmuşsa arta kalan kısmı da diğer destekleyici hizmet eğitiminden sayılacak. Uzaktan eğitimlerde ücret alınmayacak, alınmayacağı söylendi. Zaten bu konferans ve seminer gibi şeylerden ücret talep edilmiyor. Onun dışındaki diğer temel derslerden aldığımız şeylerin belirli, sınırlı bari ücretleri var. Bizim yapacağımız şey bu sertifikaları belli bir süre içerisinde ilgili kurumlara bildirmek ve oradaki bilgilerimizle eşleştirmek. Bu çok önem arz ediyor. Bu bakımdan dikkatinizi çekmek isterim. Geçen sefer bazı arkadaşlarımız unuttu 31 Aralık tarihine kadar. Hemen kamu gözetim kurumundan şeye alındı, pasifi alındı. Bağımsız denetçi bazı arkadaşlar. Sonradan işte biz de eğitim aldığını, bir takım yarışmalar sonucunda bu geçiş aşamasında problem çözdük ama onları dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada Maliye Bakanlığı'ndaki bu elektronik ortamla ilgili konuşmalarımızda 28 sayfa bir sunuşumuz var. Bunları biz web sayfasına koyuyoruz. Orada tek tek sorunlar işaretleniyor. Maliye Bakanlığı da anlayış içerisinde biz bunları inceleyeceğiz ve ortak yol bulacağız gibi bize şeyde bulundular. Yardımcı olacaklar söylediler. Bu arada da biz şeyde bulunduk. Bunun bir yılda 2021 yılına kadar da gönüllü olarak devam etmesini arzu ettik. Aynı zamanda Türkiye'de 35 bin tane tam lastik yaptıran mükellef var. Biliyorsunuz genelde raporlar kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra yazılmaya başlanıyor ve Mayıs'ta Haziran sonuna kadar ilgili vergi dairelerinde teslimle uzaktan elektronik ortamda gönderme zorunluluğu var. O tarihlerde çok sıkışma olacağını, bu teknik iletişimin bir takım problemler yaratıldığını, başka sorunlar yaratabileceğini, gönüllülük esasına göre bunun daha hızlı bir şekilde gelişeceğini söyledik. Hazine Maliye Bakanlığı temsilcilerimize dedi ki bugüne kadar 400 tam tasdik raporunu, 300'ün üzerinde de vergi iadesi raporunu elektrik ortamda almış durumdayız. Bizim gönlümüz soracak olursanız biz bu zorunluluktan pek vazgeçmek istemiyoruz. Ama sizin bu taleplerinizi ve gerçekten o Mayıs ve Haziran ayındaki yığılmaları da haklı buluyoruz. Bir daha gözden geçireceğiz ama bunu bir söz olarak vermiyoruz dediler. Ben bu bilgileri de size fırsat bulmuşken vermek istedim. Bu arada tabii hem TÜRMOK'ta hem de kamu gözetiminde bu zorunlu eğitimler sebebiyle gerçekten hem mesleğimizin bilgilerini yenilemek hem de belgelerimizin pasife düşmemesi bakımından en azından kural olarak zorunluluk olarak takip etmek gibi bir durumumuz olduğunu bilgilendirmek istiyorum. Özellikle bu kamu gözetimiyle ilgili eğitimde önemli bir mesafe aldık biliyorsunuz. 2019 yılında ciddi bir arkadaşımız eğitimlere katıldı ve bu eğitimlerde önemli bir mesafe aldık. Biz de tecrübe kazandık. Bu konuda üyelerimizden Profesör Doktor Süleyman Yükçü hocamız eğitim komisyonu olarak bize çok ciddi katkılarda bulundu. Ve hala desteğini devam ettiriyor. Bu kamu gözetimi eğitimleriyle ilgili 25 dakika sizin bilgilendirmesi hususunda kendisinden rica ediyorum. Sizi bilgilendirsin istiyorum. Sayın hocam, sizi biraz kamu gözetimi konusunda bilgilendirirseniz memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Şimdi iyi. Tabii. Buradan yer var değil mi? Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz.
Katıldığım yerde hesapladım. Yaklaşık 42 yıl önce, 43 yıl önce, 44 yıl önce bu salonda hem öğrenci olarak ders almıştım. İşte ondan sonra kaç yıl geçti. O zamanki ismiyle asistan olmuştum. Yine bu salonda öğrencilere ders anlatmıştım. Hizmet burada sizlerle göz teması sağlayarak birlikte olmakta varmış. Tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, temelde Dursun Amerika'ya gitmişler. Amerika'da iş bulup çalışacaklarmış. İtfaiyeci aranıyormuş. Başvurmuşlar itfaiyeci olarak çalışmak için. Tamam demişler, kaydınızı yapalım, çalışmaya başlayın demişler. Yalnız önce bir eğitim lazım demişler. Şart mıdır demişler. İsteğe bağlı demişler. İsteyen alacak, isteyen istemeyen almayacak. Paralı mıdır demişler. Bedava eğitim olur mu demiş Amerikalılar. Paralıysa demiş birisi, ben eğitim almak istemiyorum. Öteki gerek yardımcı olur, faydalı olur diye. Ben eğitimi alayım demiş. Temel ve Dursun'dan bir tanesi eğitim almış, diğeri almamış. Eğitimden sonra, eğitimle tamamlandıktan sonra itfaiyeciliğe başlamışlar. Bir yangın ihbarı gelmiş. Kreşte yangın çıkmış. Gitmişler kreşe yangını söndürmeye. Önce çocukları kurtarmak lazım. Temel aşağı geçmiş. Dursun yukarı çıkmış. Çocukları tutuyormuş, balkondan aşağı atıyormuş. Temel yakalayıp koyuyormuş kenara. 20 katlı binadan çocuğun ağırı var, hafifi var. Atılan çocuğu Temel alıp kenara koyuyormuş. Ya demişler, ne kadar başarılı. Hiçbir kaza olmadı. Bütün çocuklar sağlıklı bir şekilde yangından kurtuldular, aşağı iniyorlar. Falan diye düşünmeye başlamışlar. Dursun bir çocuk daha atmış, Temel tutmamış, yere düşmüş çocuk. Sonra bir tane atmış, tutmuş kenara koymuş, bir tane daha atmış, tutmamış, düşmüş çocuk. Hemen müdahale etmişler, niye tutmuyorsun demişler. Tutabiliyorsun, neden tutmuyorsun demişler. Dursun bağırmış yukarıdan, niye tutmuyorsun demişler. Tutsana çocuğu demiş. Temel aşağıdan bağırmış, yanıkları atma, yanıkları atma demiş. Şimdi bu bir vaka, burada bir soru var. Temel ve Dursun'dan hangisi eğitim almış, hangisi eğitim almadan işe başlamış? Bunu ilerleyen saatlerde cevabını iletebilirsiniz. Değerli konuşmacılar hazırlar. Eğitim her nasılsa olur, fıkra eksik kalır diye ben peşinden bir fıkra anlatayım dedim. Değerli arkadaşlar, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası olarak başkanın ifade ettiği gibi bir süredir Kamu Gözetim Kurumu kapsamında eğitimler yapıyoruz. İlkbahar eğitimleri yarın başlıyor. Şimdiye kadar işte sözleşmedir filan diye koşuşulur diye düşündük. Yarın başlamaya uygun bulduk, yarın başlıyor. Cumartesi, pazar bu bir FSR uygulaması var. Çok yoğun bir uygulama var. Geçmiş sezonda da yapmıştık Bobby seminerini. Bu cumartesi, pazar tekrar edeceğiz. Seminer açılmış durumda. Uygulama bol. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Biz web sitesine bakarsanız Şubat ve Mart aylarının programını yaptık. Nisan'da da yapacağız. Bu hafta sonu eğitim yaptıktan sonra önümüzdeki hafta sonu da eğitim var. Cumartesi, pazar önümüzdeki hafta sonu 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde. 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde
iki özellikli konuyu birer gün eğitim olarak koyduk. Çok değerli bir hoca arkadaşımız var. Rica ettim kendisinden. Gelecek, bu eğitimi verecek. Eğitimlerden bir tanesi nakit akışı tablolarının düzenlenmesiyle ilgili. Bir diğeri de ertelenmiş vergilerle ilgili. Hani derler ya, herhangi bir konuda eğitim alırsınız, öğrenci sınava girer, eğitimden sonra sınava girer, eğer sınav başarısız geçmişse sorarsınız nasıl geçti diye. Ya çok çalıştım ama kazıktı arkadaş ya sorular der. Türkiye muhasebe standartlarının en kazık konusu ertelenmiş vergilerdir arkadaşlar. Bunu bir gün sabahtan akşama kadar önümüzdeki hafta cumartesi veya pazar günü bir arkadaşımız, bir hoca arkadaşımız anlatacak. Çok da iyi de anlatacağını düşünüyorum. 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde. Günün birinde bayağı büyük bir şirkette maliyet muhasebesine ilişkin uygulamalar, organizasyonlar yapıyoruz. Bir tane muhasebe müdürü arkadaş var. İşte devamlı istişare ediyoruz. Bir ekip var, 4 kişi. Bir de başında Mehmet var, 6 kişiler. Toplam 5 kişiler. İşte şunu yaptık mı Mehmet, bunu yaptık mı Mehmet diye konuşuyoruz. Yapmadım dedi. Neden yapmadın dedim. Hocam dedi, ya nakit akım ya da fon akım tablosunu düzenlemeye çalışıyormuş. Hep onunla uğraştım dedi. Hiç dedi, senin işlere vakit ayıramadım dedi. Günler geçti, günler, geceler uğraştım dedi, tutturamadım hocam dedi. Ama dedi, verdik dedi tabloyu dedi. Çalıştım, azalttım farkı dedi. Tutmadı dedi. Nasıl verdin dedim. Evet, nasıl verdin tabloyu dedim. Majüskülledim hocam dedi. Nakit akımı majüsküllememek için önümüzdeki hafta sonra bize eğitime gelmeniz lazım arkadaşlar. Bir fikri anlattım, bir de esprili bir olay anlattım. Hiç kimse alkışlamadı. Neredeyse konuşmam bitiyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğitimci arkadaşlar başarılar diliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın Süleyman Yükçü'ye teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili sunumlarını yapmak üzere Akın Özel'i davet ediyorum. Grup müdürü, rahi ders müdürü arkadaşlar, üstadları, meslek mensubu arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeminli mali müşavir açısından yeni bir süreç başladı, EYMM. Daha önce böyle bir süreç yoktu. 1 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan yeminli mali müşavirliği elektronik ortamda gönderecekleri tam tasdikleri istinaden 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren ihtiyari olarak yalnız kurumlar ve gelir vergisi tasdik raporları sistem üzerinden göndermeye başlandı. Aynı tevhid 11. maddesinde ise 1-1-2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak tasdik raporlarını gelir ve kurumlar vergisi tasdik raporlarının sistem üzerinden göndereceği ifade edildi. Daha sonra yayınlanan 13 Kasım 2019'da bir nolu sirkülerde ise 15 Kasım 2019'dan itibaren tüm katma değer vergisi iade tasdik raporlarının ihtiyar olarak 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sistem üzerinden elektronik olarak gönderileceği yasalaştırdı. Bu düzenlemenin ya da yasanın amacı yeminli mali müşavirlik 3568 ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlayacakları tasdik raporlarının gelişen bilgi işlem teknolojisiyle faydalanarak kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye
intikalini sağlamak. Yani kağıt ortamında rapor düzenlemiyoruz. Ben üniversite gitmeyeceğiz. Mekan sınır olmayacak. İstediğimiz yerden raporları bilgisayar varsa, internet varsa gönderebileceğiz. İdare bu sistemi kurarken karmaşık bir teknoloji kullanmamış. Sistem belge açıklama, tablo yükleme ve doldurmadan ibaret. Kolay bir anlaşılır sistem kullanmış. Bu sisteme kimler erişecek? Raporları kimler düzenleyecek? Mailler ulaştığı zaman kimler raporları onaylayacak? 3568 sayılı yasaya göre ruhsat ve mühürünü almış olan gerçek yeminli mali müşavirler ve yeminli mali müşavir hizmeti veren şirketlerin ortakları ile bu kişilerin yetkilendirdiği alt kullanıcılar sisteme erişim sağlayabilecekler. Daha önceden yeminli mali müşavirin sözleşme ya da beyanname gönderme şifresi varsa bu şifre, bu kullanıcı kodu ve şifre geçerli olacak. Yalnız bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak, yetki tanımlamasını destek mensubu yememi olarak aktive edecek. Daha önceden herhangi bir şifresi yoksa bağlı olduğu vergi dairesine başvuruda bulunacak, kullanıcı kodu ve faralasını alıp sisteme erişim sağlayacak. Bir de şirket ortakları var. Yeminli mali hizmeti veren şirket ortakları arkadaşlar var. Yeminli mali müşavirlik şirketinde kullanıcı kodu ve parolası bu sisteme erişim sağlamayacak. Bu şirket ortakları sistemde çalışan olarak gösterilecek. Bunlar kendilerine ait kullanıcı kodu ve şifreleriyle girecekler. Bir de sisteme bu yeminli mali müşavir ve şirket ortaklarının yetkilendirdiği büro çalışanları yani alt kullanıcılar girip raporları düzenleyebilecekler. Alt kullanıcı sistemde ne yapacak? Alt kullanıcı yeminli mali müşavir adına rapor düzenleyecek. Bir tek raporu imzalama ve imzalanmış raporu iptal etme dışında bütün işlemleri yapabilecek. Yeminli mali müşavir iptal edebiliyor, alt kullanıcı iptal edemiyor. Pasife çekebiliyor raporu. Bildiğiniz gibi büro çalışanların daha önceden de internet vergi dairesi sistemi üzerinden büro çalışanı olarak girilmesi zorunluydu. Biz büro çalışanlarımızı yememe sözleşme bilgileri kısmından büro çalışanı bölümünden çalışan olarak giriyorduk. Şirket ortak YMM hizmeti veren şirket ortaklarının da aynı zamanda şirket ortağı olarak sisteme girişin yapılması gerekiyor. Alt kullanıcılar açısından. Bu raporlar düzenleyeceğimiz elektronik raporlar ne zamana kadar idareye intikal edilecek. Bu raporların kanunda verilme süresi var. Gelir vergisi beyannamesi Mart ayında verilir. Takip eden 2 ay içerisinde 31 Mayıs'a kadar 23.59'a kadar 31 Mayıs 23.59'a kadar elektronik imza ile idareye intikal sağlanması gerekiyor. Kurumlar vergisi Nisan ayında verilir. Takip eden 2 ay içerisinde 30 Haziran akşamı 23.59'a kadar idareye elektronik imza ile imzalanması gerekiyor. Bu süre içerisinde bir değişiklik yaptık. Elektronik imza ile imzaladık, pasife çektik ya da iptal ettik. Yine gerekli değişiklikleri bu süreler içerisinde yapmamız gerekiyor. 31 Mayıs gelir vergisi, 30 Haziran kurumlar vergisi akşamına kadar, 23.59'a kadar pasif ya da iptale çektiğimiz raporları
tekrar elektronik imzalamayla imzalamazsak raporlar geçersiz olmuş. Ve değişikliği bu su zarfı içerisinde yapıyoruz. Sistemin kullanımına ilişkin bir takım hususlar var. Bunlardan bir tanesi bu raporlara geleceğimiz bilgi, açıklama ya da yükleyeceğimiz tablonun 5 MB'i geçmemesi gerekiyor. Bu 5 MB'da uyulması gereken bir takım kıstaslar var, standartlar var. Yeminli mali müşavirin imzasını taşıyan ya da başkanlık tarafından üretilen beyannameler rapor eklenebiliyor. Bunun dışında yeminli mali müşavir imzasını taşımayan, diğer kişi ya da kurumların imzaladığı karşılıklı olsun, bilgi isteme yazıları olsun, teşvik belgesi olsun, kapasiteleri olsun, sanatçı belgesi olsun, bunların raporda bir ek listesi var. İşaretlenmek suretiyle bunların vergi dairesine raporun tarih ve sayısını yazarak dilekçe şeklinde veriyor. Yükleyeceğiniz dokümanlar Word, Excel, PDF olması lazım. Bunların uzantılarının Word ise docx, Excel ise xls formatı olması lazım. Mümkün mertebe resim yüklemememiz lazım çünkü hafızada ciddi yer tutuyor. Resim yükleyeceksek Word'e çevirmemiz lazım. Yükleyeceğimiz evrakları tarayıcıdan tararken yüksek çözünürlük kullanmamamız lazım. Bunları diğer gittiğimiz zaman tam tasdik raporları açısından 5 MB'i geçmiyoruz. Anlatacağım hususlar kaderi iadesi ve tam tasdik için ortak hususlardır. Hesap incelemelerine kadar aynı diler, teknik kılavuzda aynı bölümler anlatılır. Bir tek hesap incelemelerinde sistem değişiyor. Evet. Raporların sistem üzerinde düzenlenmiş sayılabilmesi için 23-59'a kadar yeminli mali müşavirin elektronik imza ile imzalaması gerekiyor. Bir teknik kılavuz açıklandı. Sistem üzerinden hazırlanacak bu raporların oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması, dispozisyonları, bu hususta yapılacak her türlü değişiklik, açıklama şu görmüş olduğunuz 371 sayfa kılavuzla açıklanacak. Kılavuzun fazla olduğuna şey yapmayalım, aldanmayalım. Çünkü kaleme ve tam tasdik raporları aynı. Ortak hususları, kapağı, rapor oluşturması, usul incelemeleri aynı. Bir tek hesap incelemelerine kadar mükerrer takip etmiş ama sade bir dil kullanmış. Raporda. Çalışanları kaydediyoruz. Büro çalışanlarımızı kaydediyoruz. Bu raporun daha sonra alt kullanıcı tanımlarken sistem üzerine otomatik gelecek. YMM şirket ortağıysa eğer çalışan şirket ortağı olarak yine internet vergilerinden giriyoruz. Ve sisteme girdiğimiz zaman çalışanlara alt kullanıcı yetkisi vereceğiz. Büro çalışanı olarak girdiğimiz büro çalışanlarımız gördüğünüz bölümde sisteme giriş yetkisini otomatik veriyor. Kaç tane girdiyse, kaç büro çalışanımız varsa 5. 5 ile seçiniz kısmı şeydir, evet, seçimli alandır. Tıkladığınız zaman 5 büro çalışanı otomatik gelir. Hangi büro çalışanına sisteme giriş yetkisi vereceksek tıklıyoruz ve yetkilendiriyoruz. Yalnız alt kullanıcıya sisteme giriş yetkisi vermek için alt kullanıcının da kendisine ait bir kullanıcı kodu, parola ve şifresi olması gerekiyor. Alt kullanıcının kendine bir parolası yoksa sistemde yetkilendiremezsiniz diye uyarı çıkıyor. Bu arkadaşların da herhangi bir vergi dersinden, internet vergi dersinden kendi adlarına ait kullanıcı kodu ve parolasını alması gerekiyor. Sisteme giriş yetkisi verdik. Daha sonra rapor düzenleme yetkisi vermemiz gerekiyor bu arkadaşlara. Rapor düzenleme yetkisi vermezsek bu arkadaşlar sisteme girip raporun diğer bölümlerine ulaşamıyorlar. Yukarıda büro çalışanı olarak kimleri tanımlıysak yine bütün çalışanlar otomatik rapor düzenleme yetkisi kısmına geliyor.
burada hangi büro çalışanlar, fantastik yetkisi, hangi büro çalışanlar kademi elde fantastik yetkisi verecekse işaretliyoruz. Alt kullanıcı kodu ve şifresi varsa eğer, sistem otomatik yan tarafta alt kullanıcı kodunu açacak. Bu arkadaşlar hem yemini varmışlar adına sisteme girecekler, raporları düzenleyecekler. Raporları daha ileriki bölümlerde ünlülere ulaşım sağlayacaklar. Pasife çekebilecekler iadeyi. Bir tek raporu onaylayıp iptal edemeyecekler. Yemini varmışlar istediği zaman yetki iptal edebilir. Daha önce her ikisinin yetki verdiyse sisteme giriş yetkisini rapor düzenleme yetkisini iptal etmeden veremez. Arada geçeceğim. Yetki vermeye çalıştı. Alt kullanıcının internet şifre ve doğrusu olmadığı için yetki verilemez. Yine aynı şekilde yetkisi yok diye geliyor. Alt kullanıcı parolasını aldığı zaman sisteme girebiliyor. Şimdi raporlara girerken bir takım esaslar var. Raporun herhangi bir sayfası. Bu raporlar tablo doldurulması, açıklama yapılması ve bir takım belgelerin yüklenmesinden ibaret. Yani sistemi böyle kurmuş idare. Bu üçü sistemin temel taşı. Artı tuşu var. Artı tuşu bastığınız zaman satır açılır. 20 tane satır açıp 20 satıra girebilirsiniz. Hepsini bir sayfada görmek istiyorsanız tümünü göster. Tıkladığınız zaman sayfalı göster, çıkar, sayfa şeklinde gösterir. Birazdan anlatacağım. Excel formatı var. Manuel girmek istemiyorsunuz, Excel'de yükleyebilirsiniz. Açıklama bölümü var. Burada karakter kısıtlaması yok. İstediğiniz kadar açıklama bölümüne giriş yapabiliyorsunuz. Yalnız burada Word'deki gibi herhangi bir düzenleme yapamadığınız için rapor görüntülemede kayıyor. Buraya Word'de yazıp masa üstünde kopyala yapıştırma getirmek daha doğru. Excel'de yükleyeceksek, Excel'de bir sayfaya sığması gerekiyor. Sayfa dışına taştıysa buraya gelmiyor. Excel'de ölçeklendirme yapılması gerekiyor. Bununla alakalı. Şurada kaydırma çubuğu var. Siz manuel girmek istiyorsunuz. Kaydırma çubuğundan aşağı kayarak tekrar veri girişini sağlayabilirsiniz. Her bölümün altında ve sağ üst köşesinde rapor taslağı kaydet, raporu kontrol et çıkacak. Raporu bu sayfayı kaydettiğiniz zaman ne yazdıysanız rapor görüntüleme var. Bu sayfayı mı yazdınız? Bastığınız zaman sırf o sayfanın rapor görüntülemesine ulaşacaksınız. Belge ekleme var. Birazdan geleceğiz oraya. Belge eklemenin rapor ekiyle karıştırılmaması gerekiyor. Rapora bir takım zorun eklenecek bilanço gelir tablosu var. Onu buradan ekliyoruz. Ekler kısmında raporun ekine vergi dairesine ne vereceksek onları işaretliyoruz. Evet arkadaşlar. Açıklama bölümüne giriş. Dediğim gibi kaydırma çubuğu var. Manuel girebilirsiniz. Çıkmıyor. Çıkmıyor Özen Hocam. Şimdi birazdan anlatayım onu. Genelde arkadaşlar sağ köşede belge ekleme var. Şurada. Rapor ekleri diyor. Şimdi rapora zorunlu olarak ekleyeceğimiz bilanço gelir tablosu var. Bu bilanço gelir tablosunu bastığınız zaman daha ileriki bölümlerde açıklayacağım. Masa üstüne bilanço gelir tablosunu yüklüyorsunuz. Dosya ekleme bölümünden seçiyorsunuz. Bilanço ve gelir tablosunu raporun ekine ekliyorsunuz. O raporla beraber gidiyor.
Ama bir de bu raporun ek listesi bölümü var yukarıda. Bu ek listesi bölümde rapora ne ekleyeceksiniz? İşte bilanço ve gelir tablosunu raporla gönderdim. Karşı inceleme vereceğim, faaliyet belgesi vereceğim, vergi dairesi vereceğim, kapasite raporu vereceğim. Bunları da dilek şeklinde değil, işaretleyip vergi dairesi neyi dilek şeklinde, neyi rapor ekini alacağını görüyor. Son bölümde anlattım. Birazdan geleceğim. Geliyorum. Şimdi ne dedik? Excel tablosu var. Belge açıklama var. Bu açıklama kısmını manuel girebiliyorsunuz. Word'de yazıp sağa sola yatırıp dizaynları yapıp komple Word'den buraya da yapıştırabiliyorsunuz. Excel'de ise bir sayfaya geçmemesi gerekiyor. Geçerse geçen kısmı rapor ekinde çıkmıyor. Excel'de ölçeklendirme yapılması gerekiyor. Tek sayfaya sığdır, kopyala yapıştır. Mantıklısı masa üstünde bir klasör, her bir firma için bir klasör açıp verileri dosya şeklinde oraya yükleyip oradan rapor almak. Daha kolay. Şimdi belge ekleme, yukarıda yapmak istemiyorsunuz. Bazı açıklama kısımları zorunlu alandır. Zorunlu alanları doldurmadan raporu kontrol edemiyorsunuz. Etmeye çalışsanız da açıyor önünüze, şu satırda şu eksik, şu satırda şu eksik. Düzeltmeden, tamamlamadan raporu kaydedip onaylama kısmına geçemiyorsunuz. Şimdi açıklama kısımları yazmayacaksınız, dosyayı yükleyeceksiniz. Bir kere ne yükleyeceksek masa üstünde olması gerekiyor. Dosyaları seç, masa üstü, dosyaya ne isim verdiyseniz tıklıyorsunuz, dosyayı buraya getiriyor, belge ekliyorsunuz. O belgeyi şuraya getiriyor. Bakın çalışan personel bilgi eki. Yeminli mali müşavir arkadaş çalışanlarla alakalı işte üretimde bu, diğerde bu diye yazdı ama biraz daha dallandıracak. Excel'de ya da Word'de bir tablo yaptı. Bunu yüklemek istiyor. Daha detaylı yüklemek istiyor. Dosya seç, masa üstüne geçer. Ya da belgeler aldıysanız belgeleri tıklayacaksınız. Ne isim verdiyseniz çift tıklayıp buraya getirecek, ekle dediğiniz zaman da yukarıya ekliyor. Ekleme tarihi ve saati, neye eklediğiniz bir tane ikon var. Rapor içinde ne eklediğinizi görmek istiyorsunuz. Dosya indir ikonu, ne eklediğinizi açıyor ya da eklediğinizi beğenmediğiniz çöp tenekesi var. Basıyorsunuz, siliyor. Bir ortaklık bilgileri eklemişiz. İstediğiniz kadar altta dosya ekleyebilirsiniz. Bir de Excel formatı var. Çoğu, demiştim ya, çoğu tablolardan oluşuyor. Sistem tabloları kendi açmış. O tablonun üstünde bu işareti görüyorsak muhakkak altında bir tablo var. Tarih, fatura tarihi, sayısı diye tabloyu açıyor. O tabloyu tıkladığınız zaman Excel'e atıyor. Birebir atıyor. Siz artı demiştim, artı tuşu açarak dinleyebilirsiniz. Satır satır manuel. Excel'de o tabloyu açtı, girdiniz. Dosyayı kaydettiniz. Masa üstüne. Dosyayı masa üstüne kaydetti. Tuttunuz onu mouse'la. Explorer ya da Chrome. Nerede açtıysanız internet vergi dairesini sürdüğünüz zaman tekrardan raporun içine giriyor sistem. Tutup tekrardan o tablonun üstüne getirdiğiniz zaman bütün veriler otomatik yapışıyor. İki yoldan bir tanesini seçiyor yeminli mali müşavir. Ya artı tuşuna basıyor, manuel giriyor tablolara ya da tablo Excel'i kullanıyor. Masa üstüne kaydediyor,
bir isim veriyor. Google Chrome taşıdı. Rapor açılıyor. O bölüme getir bıraktığı zaman otomatik yerleşiyor. Sorusu olan arkadaşım var mı? Şifremizde internet ve idaresine tasdik raporları bölümüne bağlandık. Sol tarafta menü açılıyor. YBM kaderi yani tasdik raporu, YBM tam tasdik raporu, rapor oluşturma, iptal fasiliteçesi var diyseniz görüntülemek için iptal fasiliteçelerini görüntüleme, iptal edilmiş raporların listeleme, raporu onayladınız, iptal ettiniz, iptal ettiğiniz versiyonları listeliyorsunuz. Bir rapor yazdınız, onayladınız, 30 Haziran'dan önce raporu iptal ediyorsunuz. Vergi Dairesi Müdürümüz raporu iptali onaylıyor. Tekrar ikinci versiyonunu gönderiyorsunuz. Birinci versiyonda ne yaptıysanız görebiliyorsunuz. Her elektronik imzalamada 1, 2, 3 versiyon diye gidiyor. Teknik kılavuza buradan da ulaşabiliyoruz. İnternet vergi dairesinden teknik kılavuza ulaşabiliyoruz. Elimizin altında. Alt kullanıcı yetkisi vereceksek açıyoruz. Demin anlatmıştım. Direkt büro çalışanları yetkilendirebiliyoruz. İstersek rapor düzenleme yetkisi veriyoruz. Bir raporu kaydettiniz. Taslak halinde. Kontrol etmediniz ve çıktınız. Birazdan rapor kimin üstünde? Yeminli mi çalışıyor? Alt kullanıcı çalışıyor. Alt kullanıcı raporu nasıl üstüne alır? O bölüm için önemli burası. Rapor listeleme bölümü var. Şimdi tam taslak raporları düzenleyeceğiz. 10 tane rapor bir anda taslak halinde kaydediyoruz ve çıkıyoruz. Tekrar o raporlara girmek istiyoruz. Raporları listeleme. Yememe. Bastığınız zaman yememe kendi çalışıyorsa gerçek kişisi tek kişi çıkar. Ortaklık halinde herhangi bir yememe şirket ortağıysa bastığı zaman 5 tane yeminini çıkar. Hangi yemin o rapor üzerinde sözleşme imzaladıysa onu seçiyorsunuz. 000999 bütün raporları buraya getiriyoruz. Şurada bir belge ikonu açıyor. Bir iptal ikonu açıyor. Girmiş olduğunuz raporları iki yerde iptal edebilirsiniz. Bir tanesi rapor listeleme bölümünde. Bastığınız zaman, ileride sayfa açtığı zaman tekrar anlatırım. Taslak raporu iptal edebilirsiniz. Bir yandan girebilirsiniz. Bir de raporun ileriki sayfalarında yukarıda taslak raporu iptal et çıkar. Herhangi bir yerde girdiğiniz raporu beğenmediyseniz iptal edip tekrardan sıfırdan başlayabilirsiniz. Hayır, raporu tamamını iptal etmiyorsunuz. Şimdi raporları kaydetmek için taslağı kaydet, raporu kontrol et. Burada bir süre sınırlaması yok. Herhangi bir bölümden başlayarak doldurabiliyorsunuz. Zorunlu alanı doldurmadan da doldurabilirsiniz ama kaydedemezsiniz. Bu sefer açıklama kısmında bir şey yanlış yaptınız. Düzeltin. Tekrar taslağı kaydettiğin son girdiğinizi alırız. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. Gerçek kişiler, yani yeminli mahkemeler tek başına çalışıyorsa sıkıntı yok. Ama yeminli mahkemeler hizmeti veren şirketler var. Ve bu şirketlerde 4-5 tane yeminli arkadaş var. Bu yeminli arkadaşlar aynı anda birden fazla alt kullanıcı yetkilendirebiliyor. Yani aynı anda alt kullanıcı iki yeminli adına da işlem yapabiliyor. Bir problem yok. Şimdi hem kaderiyel tasdik raporlarında hem de tam tasdik raporlarında bir rapor oluşturma bölümü var.
buradaki yapı oluşturuyordu. Bir kere yapıyoruz. Bir daha düzeltmiyoruz. Bu alan bir kere yapılıyor. Tıkladınız. Yeminim abi şu an gerçek kişi ise kendisini seçti. Alt kullanıcı kullanmıyorsa. Yememe şirketi boş gelecek. Zaten herhangi bir şirkette ortaklığı yok. Mükellefin kimlik numarası. Tasdik dönemi 01-2019-12-2019. Rapora vereceği sayı. Ve raporu oluşturacak. Buradaki verilerin bir kısmı daha ileriki bölümlerde otomatik olarak rapora gelecek. Yeminim abi şu an raporu oluşturdu. Ya da alt kullanıcı giriyor. Alt kullanıcı kendi şifresiyle girdi. Sisteme. Herhangi bir yeminim abi şu an hizmeti veren şirkette çalışıyor. Yememe TC numarası tıkladığı zaman kendisini yetkilendiren yeminim abi müşaviler 3-4-5 çıkacak oraya. Sözleşmeyi, raporu hangi yemini imzalayacaksa seçecek. Tıkmayacak yememe şirketini. Yukarıdaki yeminim abi müşaviler arkadaşın kaç tane ortak olduğu yeminim abi müşaviler şirketi varsa otomatik gelecek. Sözleşmeyi hangi yeminim abi müşaviler şirketi yaptıysa onu da seçecek alt kullanıcı. Çünkü sistem burada kontrol ediyor. Farklı bir şirket seçti. Yetkilendirmeniz yok diye uyarı geliyor. Bu bölümde sistem kendi içerisinde hem alt kullanıcı ve sözleşme bilgilerini kontrol ediyor, mükellefin dönemini kontrol ediyor, mükellefin kademe mi, gelir vergisi mükellefi olduğunu kontrol ediyor. Öbür türlü raporu oluşturamıyorsunuz. Raporu oluşturduk. Geldik kapak bölümüne. Şimdi bizim 3568 tasdik raporunu düzenleyen 18 nolu tebliği var. Oradaki tebliğdeki asgari bilgilere göre hazırlanmış. Rapor olduğu gibi kapak bölümü bilgileri, genel bilgi bölümü, usul ve hesap incelemeleri birebir aynı. Buradaki bilgilerin bir kısmı rapor oluşumundan otomatik geliyor. Rapor sayısı. Rapor oluşturduğunda rapor sayısını vermiştik. Rapor sayısını bir tek burada düzeltebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Rapor sayısı değişti. Belge elektronik imzalanana kadar yemin vali müşaviriyle alt kullanıcı rapor sayısını değiştirebiliyor. Bir tek bu alanda. Belge idaresi gelen evrak sayısı. Elektronik imzalama safhasına kadar alan boş geliyor. Yemin vali müşaviri raporu onayladı. Bir ID numarası geliyor. Vergi dairesi genel olarak memur raporu sayı verdi. Raporun sayısı otomatik geliyor. Raporu imzaladıktan sonra rapor sayısını değiştiremiyoruz çünkü eklerini ve düzeltmelerini o rapor sayısını ilgi tutarak vergi dairesine veriyoruz. Bir daha rapor sayısı değişmiyor. Rapor sayısı elektronik imzalama safhasına kadar istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Geçen sene bir arkadaş sormuştu bunu. Biz sıralı gidiyoruz. Tarih şaşıyor. Düzeltin demiştik. Burada rapor sayısını düzeltebilirsiniz. Alanların bir kısmı zorunlu alanlar. Arkadaşlar şimdi burada da anlatayım. Tabloların bir kısmı zorunlu alandır. Zorunlu alanların yanında yıldız işareti var. O alanlara bir veri girişi yapmadan dosyayı kaydedemiyoruz. Ve elektronik imzalı imzalayamıyoruz. Olması gereken matrah, beyannamelik matrah olması lazım. İnceleme dönemi otomatik geliyor. Matrahların yeni maaşı arkadaşlar altına zimanel giriyor. İnceleme yapan mali müşavir otomatik geliyor sisteme. Bir kısım veriler otomatik, bir kısmının manuel girmesi gerekiyor. Evet, başka. Mükellefin telefon numarası bana, diğer veriler otomatik rapor oluşturmadan kendisi sisteme otomatik geliyor. Şimdi bu sayfada istediğiniz yerden başlayın. Herhangi bir sınırlama yok. Otomatik geldi veriler. Bir takım verileri manuel girmeniz gerekiyor. Eksik yaptınız, taslağı kaydedin. Daha sonradan dönüp düzeltip bir daha taslağı kaydedin. En son girdiğiniz rapor olacaktır.
Girdiğiniz zaman sisteme ilk sayfanın ön bölümüdür. İşte rapor sayısı, beyannamede yer alan matrah, kurumlar arası beyannamesine yer alan matrah, olması gereken matrah. Yeminim Aymşar arkadaşım yaptığı inceleme sonucu olması gereken matrah. Dönemi sağ tarafta rapora girmeye başladığınız zaman bütün sayfalarda şunu göreceksiniz. Taslak rapor iptal etme, rapor yürütleme, belge ekleme, taslağı kaydettiniz, kontrol ettiniz, imzalama kısmına geçiyorsunuz. Taslak rapor iptal etmek, bu sürekli çıkan bu sayfada yapabilirsiniz. Bir de rapor listelemede söylemiştim. Sağ tarafta listelediğiniz zaman çarpı işareti çıkar. Çarpıyı tıklarsanız taslak raporu bir de orada iptal edersiniz. İki yerde. Onun dışında iptal edemiyoruz. Biraz daha bir yerde anlatacağım. İmzalanmış raporu zaten bu bölümde iptal edemiyoruz. Orada iptal edip basit bilgisi vereceğiz. Ayrı dersimi dönüş kabul edecek. Ondan sonra tekrar ekleyip tekrar imzayı imzalayacağız. Genel bilgi bölümü 12 alt bölümden oluşuyor. Yine 18 nolu tevlik, bizim dispozisyona uygun. Mükellef bilgilerinden başlıyor. Bir takım veriler otomatik gelir, bir takım veriler zorunlu alandır. Bir takım verilerin de manuel girilmesi gerekiyor tabloya. Şurası önemli. Faaliyet kodu, vergi dersi kayıtlarındaki faaliyet kodu otomatik gelir. Ama mükellefin birden fazla faaliyet kodu vardır. 5 tane artı tuşunu tıklayarak diğer faaliyet kodlarını yazabilir. Açıklama bölümü var. Yanında yıldız olmadığı için zorunlu alan değil. Ama yukarıdaki bilgilere ek açıklamak istediğiniz bir bilgi varsa Word ya da manuel girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ya da açıklama bölümünü kullanmayacaksanız, dosyayı masa üstüne kaydettiniz. Dosyaları seç, belge yükleme formatıyla. Ne yüklediyseniz belge ekle, ekleyecek. Bir de şunu söyleyeyim. Bu bölümü kullandığınız zaman, yukarı açıklama girdiğiniz zaman rapor görüntülemede sayfa devam eder. Yukarıdaki bilgiler gelir, bu açıklama bölümü boşluk olmadan devam eder. Ama belge yüklemede ayrı bir sayfaya geçiyor. Yükleyeceğiniz belgeye başlık atmazsanız, yani herhangi bir başlık vermezse, çalışan sayısını gösterir, ek belge demezsek, görüntülemede direkt çalışan sayılarını döküyor. Yani belge yüklemeye vermiş olduğunuz isim, rapor görüntülemeye gelmiyor. Muhakkak Word'te bir başlık atın, altında ne varsa, şubelere ilişkin ek açıklama ya da iş hacmi ilişkin ek açıklama deyip altına yazmakta fayda var. Rapor görüntüleri daha anlaşılır ve daha güzel görünüyor. Şube sayısı, diğer imalathane, depo, fabrika neyse, İş yerinin durumu faal, gayri faal, seçimlik alandır, terk, otomatik gelecek. Zorunlu alanlar, yıldızlar var yanı içinde. Girmeden rapor kaydedilemiyor. Mükellef iletişim bilgileri. Yine Excel'de yukarıda tıklayarak, tıklayınız diyor. Tıkladığınız zaman aşağıdaki tabloları Excel'e otomatik atıyor. Siz o tabloları üzerinde bir tablo daha açamazsınız. Açarsanız, yüklemeye çalışırsanız hata veriyor. Yani kılavuz diyor ki, ben ne açtıysam ona uy. Ya da Excel zor geldi, kullanmak istemiyorsunuz. Artı tuşuna basarak ihtiyacınız kadar satır açar. Girebilirsiniz. Çok şubesi var. Artık bir yerde keseceksiniz. Excel'de ya da Word'de yazdığınız kopyalı yapıştırabilirsiniz.
yaptığınız dosyayı yükleyebilirsiniz. Ama zorunlu değil. Mükellef ortaklık bilgileri. Yürütek eden bir şirket fark etmiyor. Adı soyadı bağlı olduğu da hepsi zorunlu alandır. Girilmeden rapor kaydedemiyoruz. Ortağın şirketteki temsil durumu. Yönetim kurulu başkanı ya da şirket müdürü mü onu soruyor. Eğer içlerinde yabancı ortak varsa muhakkak yabancı ortakla alakalı açıklama kısmında bilgi girilmesi zorunlu. Yabancı ortak yoksa açıklama kısmı boşluk olabilir. Ortakların tamamı girilecek. %5'ten aşağı hissesi varsa aşağının girilmesi ihtiyacıdır. Yani %5'in yukarısını zorunlu istiyor. %5'ten daha az hissesi varsa girmek zorunda değilsiniz. Buyurun. Kooperatifler var. Orada bayağı bir tane ortak var. Ve bırakın %5'i. Elinizde hazırlık cetveli var. Üstad. Hayır, şey kabul ediyor. Yani dijit olarak. Şöyle yapın. Zorunlu alın. En yüksek ortağa girin. Açıklama kısmına gelin. Ya da belge yükleme kısmına gelin. Diyin ki kooperatife ait ortaklık yapısı değil. Elinizdeki hazirunu, muhakkak bir hazirun vardır. Ne yükleyin, ne kopyalı yapıştırın. Ben yazdım raporda, şöyle bir sorun çıktığını söyleyeyim. Burada mesela 10.000'de 3'ü almıyor. %5 ve üstü. Ama almıyor, işte hep... %5 ve 6 hiç yani. Yani 10.000'de 3'ü üstüne bir ortaklık çeviriyor. Ama işte üstad, şimdi alan zorunlu ya. Bir satır istiyor sizden. Mecbur o arada uydurduk yani. Bir satır, bakın alan, hepsinin başında yıldız var. Buna beni girmeden şey raporu kaydedemezsiniz. En yüksek bir ortak varsa bir tanesini girin. Çünkü şu açıklama ya da belge yüklemine girdiğiniz bir rapor ekinde çıkacak. Sorun en yüksek ortak olmaması. Bir tanesini girin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Oranın altında kalıyor. Ha, orada dijit sayısı biraz artıyor. Şimdi üstad ben diyeceğim ki size yıldız olmasaydı açıklama kısmına değil diyecektim şöyle. %5'in altı, bütün ortaklar %5'in altındadır. Açıklama yapılmamıştır. Deyip geçin. Ama raporu kaydedemeyeceksiniz. Yıldız var. Bir ortağa gireceksiniz. Bence sorun olarak bunu da getirmemiz lazım. Pay oranı... Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Pay oranındaki şeyi %3 değil, daha yüksektir. 0.10.000 liraya çekmiyorlar. 0.0.0. Yok, kabul etmiyor. Evet, yani uydurmanız gerekiyor peşmesi için. Ya da kooperatif başkanı yazıp geçeceksiniz. Yazdık da oradaki şey bilgisayar takılıyor. Diyor ki yani o üstünde 10. üçün şeyini alıyor. Sorun. O sorunu izlediniz. Onu başkanımız olarak kısa zaman iletiyor. Daha tabii kurumlar vergisi beyannamesi verilmediği için yeni sana sistem açılacak. Daha çoğu bölümler girilmedi. Birazdan kapasite raporunu anlatacağız. Kapasite raporunda biraz sıkıntı var. Ama dediğim gibi yani alan zorunlu olmasaydı boş geçirecek, raporu kaydetmeyecek, kalan bütün ortakları aşağıya açıklama şekli. Fazilini koparıp yapıştırdı. Buyur hocam. Her girdiğimiz alanda bir Excel veya bir tablo istemiyoruz. Demiyoruz. Her girdiğimiz alanda bir, yani çoğu alanda Excel veya bir tablo istemiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bakın, yukarıda Word istemez. Yani Excel ister. Tamam, istiyor. Şimdi ilk yapanlar için sorun yani. Yani evet. İlk yapanlar için sorun. Hali hazırda demek ki bu tablolar var. Bu tablolar şu anda mevcut. Mevcut, tek mevcut. Ama teknik kılavuzda olduğu gibi bunlarla açılsa biz yani bunu açık da görüyoruz. Usta şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kişisel verileri koruma diye bir şey çıkarttılar. Bir tanesini girdik geçen de anlattım. Hatta arkadaşlar kamerayı alıyorlar. Bir iki yerde benim ve bir firmanın TC'si ya da kimlik numarası çıkmış. Kesmek için, silmek için YouTube'dan iki gün uğraştık. Şimdi sistemi açarken oralı ve şifreli giriyoruz ya. Bir anlam ifade etmiyor. Rapor oluşturulan bir tane firmanın rapor oluşturmazsan sonraki sayfalara zaten sorun da o. Evet. Kişisel verileri koruma kanunu olmasaydı
Açar geçer. Bakanlıkta bunun boş bir şeyi var muhtemelen tabloda. Boşa gerek yok. Hayır boşa gerek yok. Tıkladığı zaman tablolar iniyor zaten. Tamam işte ben de diyorum ki tabloyu çalıştırmadan, ya bunu çalıştırmadan önce bir tablolarımı bitireyim ki her seferinde aç kapa yapmaktansa ne çabuk tablosu çalışacağımı bileyim. Bütün firmalar için tablo tek. Bir tabloyu indirip bütün firmalara yapıştırabilirsiniz. Anladım ben size. Bir tane raporu oluşturun. Ama kalevi raporu yazıyorsunuz, tam tasdik yapıyorsunuz, elinizde bu firmaların bilgisi olmadan manuel bilgi girişi de yanlış. Tamam. Yani bir kere bilgisayarda bu firmanın klasörünü toplamak gerekiyor. Çünkü bir sonraki yılda lazım olacak verilerin bilgisini. Adres değişmiyorsa, şube değişmiyorsa bir sonraki yıl belki aynı yeri tekrar kullanacaksınız. Yani manuel girmektense her bir firmayı masa üstünde klasör içerisinde ortak değil, dışarıdan yönetim başkanı ya da şirket müdürü atadı. Ortak dışı müdür ya da yönetim başkanı istiyor. Alt bölümü. Sermaye hareketleri bölümü, raporu yazacağınız yıldan önceki dönemle kıyaslayacağız. Sermayede herhangi bir değişiklik olmadıysa eğer, doldurmaya gerek yok. Sermayesi artmadı, azalmadı. Bir önceki yıl bilançosunda sermayesi aynı. Tabloyu doldurmaya gerek yok. Nakit ve aynı sermayede bir artış varsa açıklama kısmına detayını istiyor. Nakdi sermayede hesap incelemelerinde bir bunlar arasında avantajı var. Aynı sermayede değer artış kazancı olması lazım. Birlik arada bir tek nakdi ve aynı istiyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Ama herhangi bir azalış ya da artış yoksa bir önceki yıl bilançosuna göre tabloyu doldurmaya gerek yok. Geçiyoruz. Evet. Hocam burada da bir sorunla karşılaşıyoruz. Yani, İlk firmada hem arttığın hem azalttığın var. Kooperatifler de olabilir. Tabloyu iki tane olacak. Yok, biri mi istiyor? Ya arttığın istiyor ya azalttığın istiyor. Tablo çift. Hayır, diyor ki birini yazın. Hayır. Orada da sorun. Gerçekten bu raporların girişinden sonra bir takım bazı teknik zorunluluklar var. İşte bu hem artışı hem azalışı aynı anda göster şeyinde. Mevcut program ona cevap vermiyor. Bunlar da dile getirildi bizim görüşmelerimiz sırasında. Aile Bakanlığı bu konuyu çözeceğini bize söyledi. Zaten sürekli Maliye Bakanlığı'ndaki danışma hattına bir takım sorunlar ilettiğiniz zaman o sorunları çözüm için kendileri de orada teknik elemanlarla beraber sürekli üzerinde konuşuyorlar. Onlar da bazı şeylerin bu sıkıntıların farkında ama biraz zaman gerekiyor. Sonra bu bizim gibi uygulayıcılarla oradaki bilgisayarcılar aynı mantık her zaman çalışmıyor. Onu oraya tam aktarabilmek de biraz zaman gerektiriyor. Ama bu sorunlar zamanla çözülecek. Biz de bu nedenle bunu biraz daha geniş bir zamana yayalım. Ve o nedenle de bu yılı isteyenler şeyde göndersin, elektronik ortamda göndersin. Yetişemeyenler, beceremeyenler yıl sonuna kadar bunu yine kağıt ortamında göndersin. Ama 2021'den itibaren artık bunun mecibi kalmasın diye mutabık kaldık. Ama bunu yine değerlendirecekler. Yardımcılar, iki yardımcısı katıldı. Genel İdaresi Başkanlığı. Tabii haliyle hem başkanlığa hem de bakan beyle birlikte değerlendireceklerini söylediler.
Tabi arkadaşlar, kervan yola çıktı. Ya bundan beri şu, İhsan Hasan döneminde raporu elektrik projeleri mandalı. Kullandıkça sistem oturacaktır. Ama herhangi bir değişiklik yoksa sermayede raporları doldurmaya gerek yok. Ya bu iki bölümü doldurmaya gerek yok. Aynı ve nakdi sermaye arttıysa diğerlerinin açıklama kısmına giriş yapmaya gerek yok. Aynı ve nakdiyle açıklama kısmına bilgi istiyor. Yani ne kadar nakdi arttı, hangi ortak üstlendi sermayeyi ya da aynı sermaye artışı varsa hangi ortağın gayrimenkulden dolayı aynı sermaye arttı ya da ne kadar hissaldı açıklama kısmına istiyor. İş hacimleri bölümü. Excel açmıyor. Kablo zorunlu. Bir kereye mahsus veri istiyor. Firmanın 2019 yılı ürün satış tutarı şu kadar Türk lirasını istiyor. Eğer daha detaylı bir tablo yapacaksak eğer, belge ekleme bölümünden yapmış olduğunuz tabloyu ya da aylara göre hazırladınız. Teşvikli satışı, ihracat satışı dağlandırdınız. Onu da tablo ekleme yöntemiyle yapmış olduğunuz masa üstündeki Excel formatı ya da Word format dosyayı yükleyebiliyorsunuz. Ama açıklama bölümü zorunlu alan bir ibare istiyor. Ciro'yu istiyor. Personel bilgileri bölümü zorunlu alandır. Bütün aylar otomatik geliyor. Sizin üretim varsa, mal ve hizmet üretiminde çalışan personelle diğer personeli bilmeniz gerekiyor. Excel formatı açıyor. Otomatik Excel tablosuna döküyor. Monel girip buradan da yükleyebiliyorsunuz. Firmanın yatık dış belgesi varsa, yatık dış belgesine ilişkin bilgi istiyor. İşte 2018 Temmuz'dan sonra belge elektronik oldu. Kağıt ortamında belge ise yine rapor ekini ekleyebilirsiniz. Belgedeki destek unsurları yazabilirsiniz. Belgede ilgili kurumlar vergisi varsa destek unsurları yazdıktan sonra ilgili kurumlara girmiyoruz. Hesap incelemeleri kısmını anlatıyoruz. Yatırım dış belgesi istiyor. Varsa eğer yoksa boş geçiyoruz. Kapasite rapor ve sanayi sicil bilgileri bölümü. Ocak ayında bir kısım bölümleri açmıyorlardı. Açılmış. İki bölüm dışında veri istiyor. O iki bölüm makine tesisat ve üretim rakamlarını 1-1-2021'e bırakmış idare. Kapasite okulu tahmin numarası belge üstündeki tahmin numarayı istemiyor. Belgenin son sayfasındaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin vermiş olduğu tahmin numarayı istiyor sistem. Düzenleyen Ege Bölge Sanayi Odası, geçerlik süresi, üretim konusu, kapasite raporunda birden fazla üretim konusu olabilir. Ayakkabı üretim virgül, çanta diye gidiyoruz. Hepsini tek tek virgül koyarak yazıyoruz. Bir kapasite raporu bir firmada birden fazla olabilir. Kaç kapasite raporu varsa artı tuşu var, hepsini yazıyoruz. Sanayi sicil belgesi, tarih no ve son vize tarihi. Raporu yazdığınız firma, bir sanayi işletmesi ise üretime başladığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde sanayi sicilinde kayıt olmak zorunda. 2 yılda bir vize, her yıl ertesi yılın Nisan ayına kadar da yıllık işletme cetveli elektronik ortamda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne gönderiyor. Sanayi sicil belgesi de kapasite raporu gibi birden fazla olabilir. Bu belgeler firmaya değil, üretim yerine veriliyor. Kaç tane sanayi sicil belgesi varsa artı tuşu var, açacağız. Yazacağız vize tarihlerini. Bir tane yıllık vizede ceza var, yıllık işletme cetvelinde ceza var. Buradan vize işlemi yapılıp yapılmadığını tasdikini istiyor bizden. Tarihi yok. Bize tarihi yok ki sanayi sicil belgesi. Yıl olarak yazıyorsunuz. Yıl olarak. 2 yılda bir mühür basıyorsunuz. Sadece 2017 yılı yazıyor. Şimdi yıllık işletme cetveyi Nisan'da vermeden vize işlemini yapmıyor. 30 Nisan mı? 30 Nisan evet.
Yapmazsak ileride oynayacağız aslında. Kapasite raporuna ilişkin iş yeri durumu alt bilgileri. Bundan sonraki bir takım bölümlerde kapasite raporunun ilk sayfasındaki verileri istiyor. Kapasite raporunun ilk sayfasında arazi, kapalı alan, kendisine ait kira. Raporu yazdığımız dönemdeki arazi, raporu yazdığımız dönemde üretimde kullanılan kapalı alan, aynı şekilde. İkisi arasında fark varsa otomatik farkı kendisi alıyor. Yani kaç kapasite raporunu alırken şu kadar metrekare yerim var dedim. 8 saat 3 gün üzerinden kapasiteyi tespit ettik. Rapor yazdığımız dönemde bu kapasitenin ne kadarını kullandık. Aynısı sıfır zaten. Ama kapasite raporunu alırken firma bölüm bölüm aldı. İşte Talaş imalat vardı, Arge'si vardı, o vardı, şu vardı. Bir tanesinden vazgeçti. O alanı kullanmadı. Talaşlı imalatı kalktı, dışarıya fason verdi. İşim maliyeti çok geldi. Onun tespitini istiyor. Sabit sermaye sabit kıymetler verdim. Yine kapasite raporunun ilk sayfasındaki veriler. Kapasite raporunun ilk sayfasında makine tesisatın müşavir arkadaş 250 hesabı verir. O değer, firma tespiti sermayesi. Tasdik döneminde kullanmış olduğu makine tesisatının değeri sattığı makine var mı? O demek. Yoksa zaten aynı makine parkıyla gidiyorsa aynı, fark sıfırdır. Ama makinesinde bir değişme varsa, bir eksilme varsa, yemin var müşavirden, rapor yazdığımız dönemdeki sermaye ve sermayede azaltım varsa, makine ve sermayenin değeri istiyor. Farkı kendi hesaplıyor. Personel durumu, kapasite raporunun ilk sayfasında yok, yaramıyor. Yeri miydi? Kooperatiflerde yok. Boş bırakın. Hayır, boş bırakın mı? Yani, bazı şeyler sanmış orada. Evet. Geçici sezime değişiklerden evet. Firmanın tescili sermayesi, ya da hazır kooperatiflerde ortaklar bir pay ödemişlerdi. Hazirindeki pay durumundayız. Yani zorunlu alan değil. Zaten üretim işletmesi ise, alsat yapan bir firmaysa sıkıntı yok. Bunları boş geçiyoruz. Ama sanayi işletmesi ise bunları doldurmadan raporu... Sanayi işletmesi ama tescil sermesi. Sıfır geçiyor. Kapasite raporunda, kapasite raporu çıkarken firma bu kadar mühendisin, bu kadar teknisyenin, ustam, işçim vardı diye beyan ediyor. 8 saat 3 gün, 300 gün hesap üzerinden kapasitesi çıkıyor firmanın. 12 ay ortalamasını ortalama istiyor. Bir gün Ocak'ta bu alan açık değildi. Alanı açmışlar. Çalışan kapasite raporu aldığı tarihteki çalışan sayısıyla rapor yazdığımız tarihteki çalışan sayısında bir fark varsa, azaldıysa kapasiteyi hesaplamaya doğru gidiyor. Sistem. Siz kapasite raporunu alırken 100 işçi var dediniz, 20 işçiye düştünüz ama üretimi aynı bıraktınız. Sorguluyor. Birden fazla rapor varsa toplayarak mı? Kapasite raporu almış hocam. Birazdan geliyor. Birazdan geliyor. 12 ayın ortalamasını yazıyoruz ve farkı kendi hesaplıyor yine. Birebirse sıkıntı yok, fark varsa farkı hesaplıyor, bilgiyi tutuyor. Yıl içinde kurulmuşsa? Yıl içinde kurulmuşsa, kapasite raporu aldıysak eğer, 6 aylık vereceksiniz, 3 aylık vereceksiniz. 2 ay içinde zaten sanayici belgesini almadan alırken kapasite raporu şartı var. Önce kapasite raporunu alacağız. Üretime başlayacağız. 2 ay içerisinde sanayi belgesinin için elektronik olarak sistemden bakanlığa başvuracağız. Sanayi belgesi düzenlenecek. Kaç ay çalıştıysanız fark etmiyor. Ya da firma satış firması alsat yapıyor. Son 3 ayda kapasite raporu aldı.
Siz son 3 ayı yazıyorsunuz. Makine ve tesisat alt bilgileri, burası komple kapalıydı. Şurayı ihtiyari yaptılar, kırmızıyı. Şimdi kapasite raporundaki makine parkını istiyor. Diyor ki 3 adet CNC. 5 kapasite raporu varsa topluyoruz. O 5 kapasite raporundaki CNC'yi topluyoruz. Hopkant'ı topluyoruz. Bir kaynak haritası topluyoruz. Ve ne olduğunu yazıyoruz. CNC, upcount, lazer kesin, neyse. Sağ taraf 1-1-2020'de, 2021'de zorunlu. Şu anda ihtiyari. Girmek isterseniz girersiniz ama önümüzdeki yıl zorunlu. Kapasite raporunda ben bu makinelerim var diye beyan ettiniz. Tasdik döneminde dediniz ki, şu kadar CNC'yi dışarı bıraktım ya da sattım. Üretimi bunlarla yaptım. Onu istiyor. Sattığınız varsa, hurbaya ayırdığınız varsa ya da o bölümü kapattığınız hiç kullanmıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Üretim kapasitesi açık değildi. İhtiyari 1 Ocak 2021'de sistem zorunlu. Ama girmek istiyorsanız yukarıdaki verileri verdiğiniz zaman her bir ürün cinsi için kapasite raporunda öngörülen tasdik döneminde üretilen kapasite kullanım oranı. Siz diyor, üretim firmasınız, kâr zararı tayin ediyorsunuz, bu kadar makineler yola çıktınız, makineleriniz indi aşağıya. Onunla orantılı kapasitenin inmesi gerekiyor. 1 Ocak 2021 sorumlu. Şu anda girmek zorunda değiliz ama girmek isteyen arkadaşlar varsa buyurun. Kapasite raporunuz yoksa zaten doldurmuyorsunuz. Hayır. Dolduramazsınız. Zaten kapasite raporu yok. Yaklaşan yukarı 0 aşağıya olmadık rakamları girerseniz. Nasıl? Neden çıkartamadınız? Ama serbest bölge almanız alabilirsiniz. Kapasite raporu yoksa sanayi belgesi zaten olmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim, serbest bölgeler ülke dışında olduğu için, yani ülke dışı olarak adedildiği için kapasite raporunu sanayi odası size verir. Ama üretim işletmesinin geçici maddeler var, bunlar size istinadınız vardır. Zaten istinayı biliyorsunuz. Ama yeminli malumçlar arkadaş, raporu tasdik ederken kapasite kullanım oranı, yani ne ürettiniz, ne kadar ürettiniz, o makine farkı onu üretebilir misiniz? O işçinizde, kestiğiniz fatura makine satışını üretebilir misiniz? Hesap olması gerekiyor. Kapasite raporunda gün işlediğiniz, onu işleyiniz bir anda. İşler çıktı. Üretim devam ettiremezsiniz. Makine parkınız olsa bile üretim devam ettiremezsiniz. Yani yeminim halim şahaya dikkat et diyor. Ben bir sistemi kurdum. Farkı otomatik hesaplıyorum. Evet. Alın 2020 ihtiyacı istersek girebiliyoruz. Tasdik döneminde kullanılan krediler bir seçimli kalan yatırım ve işletme kredisi. Yatırım kredisi varsa giriyoruz. Kredi yoksa girmiyoruz. Dönem başı, dönem içinde kullanılan dönem sonu kredi miktarı. Her ikisi de varsa her ikisine giriyoruz. Ödenen değil, taahhüt eden faiz istiyor. Yatırım kredilerinde uzun vadeli kredi olduğu için 30.012'ye getir, taahhüt et. Ara parayı, faizi, vadeyi biliyorsun böyle 36.000'e. Taahhüt eden Türk lirası kredilerinin faiz rakamını istiyor. Eğer ki kur farkı varsa, döviz kredisi kullandıysa oluşan kur farkını istiyor. Kur zararı varsa eksi yazıyoruz. Kur zararını öyle belirtiyoruz. Yukarıdaki alanlar
Firma her ikisini kullanıyor. Spot kredisi var, rotatif kredisi var. İş yerlerini kullanmış, Eximbank kullanıyor. O kredilerle alakalı ek açıklama yapmak istiyorsak, açıklama kısmını yapıyoruz, tablo yaptıysak eğer, ya da o belgeleri yükleyebiliyoruz. Muhasebeden sorumlu ve gelen bilgi bölümü bitiş. Firmanın mali müşaviri varsa onu yazıyoruz. Yok, yoksa herhangi bir şey yazmaya gerek yok. Fantastik varsa zaten. Yukarıdaki genel bilgiyle alakalı yeni mali müşaviri eklemek istediği başka bilgi varsa, yapmak istediği açıklama varsa yine ek açıklama bölümü. Manuel de gelebilirsiniz, Word Excel yükleyebilirsiniz ya da dosyaları belge ekleme dosyaları seç menüsüyle direkt ayrı bir sayfaları yükleyebilirsiniz. Usul incelemeleri 3 alt başlıkta bir tek denetimi yapıldı tarihler dışındaki alanların hepsi zorunlu. Veri giriş yapmadan raporu kaydedemiyoruz. Muhakkak açmış olduğu alana bir giriş istiyor. Söylemiştim, her açtığınız bölümde sağda şununla ve şununla karşılaşacaksınız. Raporu kontrol et. İstediğiniz zaman kontrol ettirebilirsiniz. Eminseniz rapordan, eksiklik bile olsa bir tek sonuç kısmını doldurmadan raporu kontrol et. Aktive olmaz. Muhakkak yeminin sonuç kısmına kanaatini yazması gerekiyor. Eksik alan varsa raporu kontrol et de bütün hangi zorunlu alanlara giriş yapmadıysa hepsini satır satır açıyor. Dönüyoruz o alanları, düzeltiyoruz. Taslağı tekrardan kaydediyoruz. Dosyayı, raporu kontrol et diyoruz. Herhangi eksiklik yoksa rapor elektronik imzalama aşamasına gelmiştir. Usul incelemelerde kendi alt bölümleri var. Bizim yine 18 sarılı tebliğ rapor dispozisyonu. Birebir almışlar. Yasal defter bilgileri. Defterin türü, seçimlik alanı, YMK'li bir envanter. E-defterse elektronik defter. Dönemi 2019. Hepsi zorunlu alandır. Tasdik tarihi. Şurada bir kutu var. Ya manuel girersiniz ya basarsınız. Önünüze tarih açılır. Direkt numarası işaretleyip görebilirsiniz. Tasdik numarası defter kağıt ortamındaysa noterin tasdik numarası. Tasdik tarihi, kapanış tarihi. Bunlardan bir tek büyüme defteri bir kucak kanuna göre kapanması gerekiyor. Diğerlerinde kapanış tarihi yok. Defter elektronikse tasdik makamına geri ders başkanlığı ifade eden GİP yazmamız yetiyor. Berat numaraları yazıyoruz elektronik defter kısmında. İlk ve son ayı yazmamız yetiyor. İstiyorsanız açıklama kısmına bütün berat tekim numaralarını yazabilirsiniz. Açılış tarihi olarak mesela Ocak ayının ilk ve son dediniz ya. Evet. Ocak ayını yazdınız. Bir de Aralık ayı. Bir defa mı yazdınız? Onlarda açılış olmuyor, kapanış da olmuyor. Ha, istiyor. 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 Şöyle, beratlarda şimdi şeyi yazdık. Berat tasdik numarası dedi. O işte diyelim ki YEV dedi. 2019-01-001 devam etti. O 16 adet. Slash yaptık. ETT'yi yazdık. Sonra o beratın açılış tarihi var üstünde. Onu yazıyoruz. Bir de beratın kapanış tarihi var. Kimi firmalar günlük berat alıyor, kimi firmalar aylık berat alıyor. Oradaki açılış ve kapanış tarihini istiyor. Defter açılış kapanışı? Beratın üstünde yazıyor. Her beratın üzerinde açılış ve kapanış tarihleri var. O ETN'yi de yazmanız yeter. ETN. Defter kağıtsa zaten, yövme defter dışında kapanış tasdikine tabi değil. Yaptırdıysa firma kapanış tarihini yazıp geçiyoruz. Bizim usul incelemelerinde defter kayıtlarına dayanarak teşkil eden belgelerin usulü olmadığı,
kelime aynen istiyor. Defter kayıtlara dayanıp teşkil eden belgeler usulüne uygundur. Gerçeği yansıtmaktadır ibaresini istiyor. Zorunlu alan, doldurmadan geçemiyoruz. Yine aynı şekilde plakini yalan kalemlerin kayıtlarının tam ve doğru olarak hesaplanıp doğru olarak yansıtıp yansıtmadı. Kağıt ortamında yazdığımız raporda yazdığımız gibi ibareyi aynen istiyor. Tasdik döneminde verilmesi gereken beyannameler, firma bütün beyannamelerin yasal süresine verdiyse, yasal süresine verilen beyannameleri yazmıyoruz. Düzeltme beyannamesi verdiyse eğer, vermiş olduğumuz düzeltme beyannameleri yazıyoruz. Kadeh yargısı alacak firma birden fazla düzeltme beyannamesi verdi. İlk ve son düzeltme beyannamesini yazmamız yetiyor. Ama firma hiçbir şekilde düzeltme vermedi. Süresine verilen beyannameler tabloya girilmiyor. Denetleme yöntemine ilişkinliğe girer. Denetleme planlaması. Yine biz bir şeyler girdik. Kağıt ortamında verdiğimiz rapor gibi denetleme planlaması, yeni mimari şarkılar denetimi nasıl planladıysa o kısmı ister Word'den girecek, İster Monel kendisi yazacak. Alanların hepsinin başında yıldız var. Zorunludur. Doldurmadan bunu geçiniyor. Yine işte bir organizasyon, iç kontrol sistemi, çalışma tarzı, üretim süreci anlattığımız bölüm. Yine Monel'e girebiliriz. Word'den de aktarabiliriz. Alan yıldız olduğu için yükleme yapamıyoruz. Alana veri girişini istiyor. Yemin varmış olarak denetim planlamasını yazacak. Nasıl planlama yaptıysa yazacak. Kağıt ortamında verdiğimiz gibi. Mali tablolar, önceki dönem mali tasdik raporları ve diğer işletme ile ilgili raporların gözden geçirilmesi. Yine zorunlu alan. Bunları demiş ki, termik amaçlı bir klasör açtığımız zaman usulce ve çoğu firmalar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani şeyden, Word'den kopyala yapıştır daha rahat. Kanıtların toplanması uygulanan teknikler ve bunun içeriğine test edeceğimi yöntemleri. Bankaya mı yazdınız, karşılığına nasıl yazdınız, yaptınız, yine kağıt ortamında açıkladığımız gibi. Word'de kopyala yapıştır ya da direkt buraya manuel bir. Burası yeni malumçular arkadaşın denetimle alakalı yapmış olduğu inceleme. Sayım ve envanter incelemesi bölümü yine dispozisyonda sıralı gidiyor. Kağıt ortamında verdiğimiz beyanname raporlarla yine sıralı gidiyor. İşte 3 ayda bir kayda envanter yaptık mı yapmadık mı? 3 ayda bir sayım yaptık. Yeni malumçular zorunlu alandır. Yine kopyala yapıştır yöntemiyle verilmesi gerekiyor. Belge incelemesiyle ilgili açıklamalar yine zorunlu alan. Yapmış olduğu belge incelemesiyle alakalı tespitlerin kurulunu yazıyoruz. Bunların içeriğine girmiyorum çünkü her yeni başlar arkadaşın uyguladığı teknik farklı. Bilgi toplama ve doğrulama bölümü, analitik inceleme bölümü. Yine zorunlu alan. Yine Word'de yazdığımız bilgi toplumu yazdık incelemeyi buraya kopyala yapıştırabiliyormuş. Zorunlu alan değil. Ama kağıt ortamındaki raporlara denetim yapıldığı tarihleri yazıyorduk. Saati yazıyorduk. Bir de saat istiyor şeyde tabloda. Bunu ister girersin, ister girmezsin, isterse de Excel'de bir format hazırlayıp direkt atabilirsiniz. O konuda Maliye Bakanlığı bir esnek bir şey var. Daha doğrusu bir ilgâbı var. Tek saat, Ali Bey'le Hasan Hüseyin, 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 sadece ay ve gün olarak toplam tarihlerin yazılması şeklinde ama çalışacaklar üzerinde. Arkadaşlar zorunlu alan gibi görünmüyor ama neden önemli? Yemin-i Malum Şahir'in sorumluluğu açısından yemin-i Malum Şahir yazdığı rapordan dolayı
bir sorumlulukla karşılaşacaksa, alan boşsa denetim yaptığı tarihi ispatlayamıyor. Doldurmakta fayda var. Aynı zamanda kapasite tespiti. O kapasite tespiti çok başlıyor. Yani doldurmak, yeminli mi Alimşah, sorumluluk açısından doldurmakta fayda var. Buyur hocam. Burada da açtığımız zaman yani arka tuşuna şeyler var, ayları sıralamış. Evet. Bir de dönem son işlemleri diyeyim. Yani oraya dolduruyorsun, illa diyor ay geliyor. Oraya da bir teknik sorun var yine orada. En son kısmında mı? Valla biz sana bekliyoruz. Aslında geçenki şey anlattığımız sunumda bir raporu yazdık. Oturdu. Önce 5 megabaytı geçiyor mu ona bak. Ben de geçmedi. Yani 5 megabaytı geçmiyor. Biz de geçmedi bilmiyorum. Zaten detay anlattığım yani o kadar detay istemiyor. Yani detay sizin bizden. Çok 5 megabayta geldiniz. Diyor ki zorunlu olarak vermen gereken belgeleri de raporun tarihi sayısını ilgi tut, dilek şeklinde valilik idareye gönder diyor. Ya o sizinle alakalı. 5 megabayt dediğinizde 1024 çarpı 5 6000 kilobayt yapar. Az bir rakam değil bu. Kademe iadesi açısından söylemiyorum. Tam tasdik açısından. Nasıl? 3 tane kapasite raporu yükleyin. Hocam kapasite raporunu yüklemeyin. Kapasite raporunu belge ekine eklemeyin. Belge ekine koyduğunuz zaman da. Onu koymayın. Kapasite raporunu zaten diyor ya tebliğ şeyinde, ekinde. Başka kişi ya da kurumların imzası taşıyan belgeleri ekte işaretleyin. Dilek şeklinde var. Zaten ondan dolayı geçiyor. Mecburen ekinde gönderiyor. Ama kapasite raporu zaten rapor ekine zorunlu tutmuyor. Ekleme diyor bana. Bana rapor ekine bilanço ve gelir tablosu dışında ekleme diyor. Yeterse alın ekle. İşaretle, rapor ekine işaretleyip ekleyin. Ama bilanço ve gelir tablosu bile artık o kadar çok yeri girdiniz ki 5 megabayta geldi dayandı. Bilanço ve gelir tablosunda yer kalmadı. Dön diyor, bilgi tut. İdareye dilek şeklinde gönder süresinde. Orada da esnek. Sonuçta şöyle bir şey çıkıyor. Belge ekleri değil, birisi dilek şeklinde vereceksin. Bir tane de mutlaka... Hocam belge ekiyle rapor ekini karıştırın. Evet, ha. Raporun ekili. Ha. Bir tane rapor ekini şeyde istiyor, raporda. Yani tamam. Bir tik var ya. Hı. Bir tanesini diyelim çok fazla oldu. Bir uzun oldu o süre, ikindi. Gayet gelsin. Öyle gidiyor. Evet. Ya da istiyorsanız açıklama kısmına, yani çok dosya yüklemeniz gerekiyor. Silin bundan birkaç tanesini, A4 kağıdını tasdik edin mi? Ek açıklama diye verin. Aslında kapasite raporunun sistemde idareye açılıyor. Yani kurumlar arasında paylaşım açık olarak görülmesi gerekiyor. Yani hocam, zaten, 70 sayfa kapasite raporları var. Yani onu sisteme yüklemek ya da dilekçe ekinde, her raporun ekinde vermek çok. Zaten kapasite raporunu vermek zorunda değilsiniz. Yani yine de tam kapasite raporunda kapasite raporunu, yatırım teşvik belgesini, sanayi belgesini... Yani raporların ikinde ilanı istiyor. Yani istiyor. Tam kapasite raporunda... Ek olarak... Ek olarak rapor ikine kapasite raporu diye... Dilek çekimde orada istiyor. Dilek çekimde diye verin. Yani dilek çekimde işaretleyin. Dilek çekimde raporunun bir parçası. Ama 5 megabayta girmiyor. Tam 5 megabayta bir şekilde geçiyoruz sonra. 5 megabayt sınır. Evet, 5 megabayt sınır. Ya idare kendi hafızası da düşünüyor. Bir anda o kadar iade ve tamtası raporları gelecek. Onun hesabını yapmışlar. Zorunlu olan değil, yazmakta fayda var sorunun açısından. Yukarıda açıklamaları yaptınız, yine ek bir açıklama yapmak istiyorsanız bu alanda açıyor size dosya eklemeye bir açıklamayı. Yukarıdaki alandan yemin varmış hale gitmediyse, bir takım açıklamalara da ihtiyaç duyduysa, gel diyor burada, ekle. Hesap incelemeleri, Excel tablosu açmıyor. Word'e kopyala yapıştır imkanı vermiyor. Yapmış olduğun hesap incelemelerini Word bir yerde yazacaksın diyor. Masa üstünde Word'de yazacaksın diyor. Gelip yükleyeceksin. Hesap incelemelerinde ne var? Yine dispozisyonda alacak ve borçların defter kayıt belgesi ya da mal alış satışla uyum olup olmadığı,
ya da kurumlar vergisinde istisna uyguladıysak, istisnaları, amortismanları, varsa yeniden değerleme, onların her birini başlık atarak, mesela rapor döneminde, 2019 döneminde istisna kazançlar dediğim indirme kurumu anlatır. Ayrı bir dosya yüklersek tek yüklemekten daha iyi. Her birinin rapor görüntülemede sayfa başına açıklamayı getirecek altına açıklamayı yapacaksınız. Amortismanları anlatıyorsunuz. 2019 amortisman tablosu değil. Word'de ayrı bir sayfada kaydediyorsunuz masa üstüne. Sırf onu amortisman ayrı yüklüyorsunuz. İstisnalar ayrı yüklüyorsunuz. Diğer dispozisyondaki açıklamalarınızı Word'de ayrı yüklüyorsunuz. Her birinin altına yüklemeyi açacak. Ve her biri rapor görüntülemede ayrı sayfaya verecek. Ya da tek yapacaksınız, Word'ü açacaksınız, 10 sayfa esnaf incelemeleri mal ve hizmet hareketlerinden başlayarak yazacağız. Amortismanlar, istisnalar, yeniden değerleme, borç olacak ilişkisi, tek dosya haline ekleyeceğiz. Alanı yeminli mali müşavire bırakmış, herhangi bir kısıtlama zorunluluk yok, Excel tablosu açmıyor. Manuel açıklama yaptırmıyor. Bir tek yükleme istiyoruz. Bölümde. Hocam kopyala yapıştır. Şurada açıklama açtıysa o açıklamanın içine Word'ü ya da Excel'i kopyala yapıştırabilirsiniz. O Word'ü, masa üstündeki Word'ü dosya indirme ve kaydetten indirebilirsiniz. Açıklama yoksa Word'ü açıp kopya yapıştır yapamazsınız. O dosyayı indirmeniz gerekiyor. Önce dosya aç diyeceksiniz. Dosya belge ya da masa üstünde neredeyse. İsim verdiniz. Dosya açtan seçtiniz. Dosya geldi buraya. İşte iş hacmini gösterir tablo diye geldi buraya. Belge ekle dediğiniz zaman yukarıya tarih saati ne yüklediğiniz iki tane ikon açacak. Yüklediğinizi görmek için belge indirme, silme. Açıklama kısmına varsa kopyalı yapıştırma yapabiliyoruz. Sonuç kısmı zorunlu alandır. Yeminli mali müşavirin raporu yazdığı firmayla alakalı kanaatini belirttiği bölüm. Hocam açıklama kısmı var. Word'de sonuç kısmını yazarsınız. Kopyala yapıştırırlar getirirsiniz. Ya da Word'de yazdığınız dosyayı masa üstüne sonuç ABC firması sonuç 2019 dersiniz. Göz at dersiniz. Masa üstündeyse getirir buraya. Ekle dersiniz. Şuraya ekler. Belge ekleme, rapor ekleri, ek listesi. Belge eklemeyi her bölümde açıyor. Zorunlu olarak yüklemek isteyiniz hangi belge varsa herhangi bir aşamada belge ekleme bölümünü tıklayarak bilanço ödemenizi yükleyebilirsiniz. Ek listesi şundan önemli. Vergi dairesine gelen dilekçe ekinde vermiş olduğunuz evraklar 3. yeni kodla geliyor. Elektronik imzaladıktan sonra hep aynı kodla giriyor. Vergi dairesi de vermiş olduğunuz ekleri taratıp sisteme girdiği için ek verdiyseniz eğer menüde vergi dairesine verilen belgeler diye bir bölüm açıyor. Tıkladığınız zaman vergi dairesinde dilekçe ekinde ne verdiyseniz içeriğine girebiliyorsunuz. Ek listesi bu. Rapor ekine ne verecekse tebliğin 5. maddesine göre zorunlu alandır. Her raporun bir ek listesi olmak zorundadır. Boş geçemiyorsunuz.
Eklemek istediğiniz belge sayısı, sayfası, 3 sayfa, 5 sayfa, eki belge dersine nasıl vereceksiniz? Rapor ekine mi, dilekçeyle mi? Bunu seçiyorsunuz. Karşı incelemeler var, kaderli tahsil raporu için bir ek lisesi kılavuzda. Yatırım teşvik belgesi 7 sayfa, direkt çekinde veriyor. İndirimli kurumlar vardır. Karşılığı tutanakları veriyor. Tam tahsilde zorunlu değilsiniz. Vermek istiyorsanız verebilirsiniz direkt çekinde. Yine bir Senoğlu tebliğiyle faaliyet belgesini her derste bir sefer vermek zorundayız. Bir sefer verdikten sonra 3 ay diyor. Belgeler 2 aydır. O belge dersinde fotokopi yetiyor diye tebliğde bir var. Süreleri şimdi raporu yazdınız. Artık raporun kontrol etme aşamasına geldiniz. Raporun sonuna doğru geldik. Taslak, her sayfanın taslağını kaybettik. Raporu kontrol ettik. Kontrolde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Ek listesini doldurup imzalama aracını indireceğiz artık. Yani raporu elektronik imzamızla idareye göndereceğiz. Zorunludur. O rapor ekine ne verecekse. Ama süresinde. 30 Haziran 23.59 ben elektronik olarak gönderme zamanı 30 Haziran verme zamanı mesai saatleri. 30 Haziran'dan sonra verdiğimiz direkt çekimdeki evraklar kabul edilmeyecek ve sistem kapanıyor. Posta yoluyla gönderebiliyorsunuz. Yeminim halim şu halde çekimdeki evrakları bizzat göndermek zorunda değil, değil. Onu belirtiyor. Herhangi bir çalışanı verebiliyor. Yerde kağıt olarak postayla gönderebiliyorsunuz. Verdiğiniz tarih geçerlidir. Gönderebilirsiniz. Ama raporu 23.59'a kadar bana ayırlayacağız. Eklerini de 23.59, 30 Haziran ise bir gün sonra eklenilecek şekilde veremiyoruz. Postaya da şeyle. Yani. Raporu geçersiz kılmaz. Çünkü raporu onayladınız. Ekleri dayanak teşkil etmez. Zaten raporu onaylarken bilanço gelir tablosu raporu eklemeden ekleyeceksiniz. Biz neyi tasdik ediyoruz? Bilanço gelir tablosunu tasdik ediyoruz. Sistemi kapatıyor. Tebliğ diyor ki 30 Haziran'dan sonra hiçbir şekilde bu rapora meslek teşkil edecek hiçbir şeyi kabul etmiyor. Almıyor. 23.59 imza tarihi pasife çektiniz. Önce bir imzaladık. Hatayı anladık. Alt kullanışı ya da ne demiştik? Yemin-i mali müşavir pasife çekti. Son iki büyük ola pasife çektik. İmzalamadık. İmzalanmamış rapor statüsünde. Tekrardan aynı işlemi yaparak elektronik imzalamayla 30 Haziran 73.4'e imzalayacağız. 5 MB'lık sınır için önemli. İsterseniz çoğu belgelerin tamamını dilekçe ekinde, süresinde çalışan bir yerlere taahhütlü verebiliriz. Rapor görüntüleme, rapor bitmeden istediğiniz bölümde ne girdiyseniz rapor görüntülemeyi tıkladığınız zaman PDF ortamında raporu açıyor. Yazmış olduğunuz raporu görüyorsunuz. Hata varsa hatayı raporda bakıyorsunuz. Açıklama kısmına manuel girdiniz, kaydırdı. Tekrar dönüp düzeltip tekrar kaydetmeniz gerekiyor. Raporun her aşamasında, her safhasında rapor görüntülemeden raporun içine girebiliyorsunuz. Raporu imzaladınız. İmzalı rapor görüntüleme açılıyor. İmzaladığınız rapor görüntüleniyor. Altında bir ibare çıkıyor. 5070 sayılı. Elektronik imzalama kanunu değişim maddesine esnada tek imzalı imzalanmıştır. Anlıyorsunuz ki raporu verdiği gitti.
İmzalamadan önce raporu gürültüyle açtığınız zaman alttaki o ibareyi görmezsiniz. İmzaladığınız zaman çıkıyor. Vergi dairesine verilen belgeler. Vergi dairesi 327 kodlu aldıysa görebiliyorsunuz. Vergi dairesi 327 kodlu almadıysa göremiyorsanız vergi dairesi alırken kodda bir hata yaptı, dönüp vergi dairesine müdürüm ben vergi belgeyi göremiyorum. Kodda bir hata var. Düzeltin diye başvurun. Biliyorsunuz. Vergi dairesine ne verdiysek dilek şeklinde tahvil sayısını yazarak ne demiştik? Elektronik imzalama safhasına kadar raporun tahvil sayısını düzeltebilirsiniz. Kapak bölümünde. İmzaladıktan sonra raporun tarih ve sayısını düzeltemiyoruz. Bir daha düzeltmiyor. Paslar kaydettik. Kontrol ettik. Artık raporu göndereceğiz. Elektronik imzalama aracını indir ve elektronik imzalama. Kılavuz yönlendiriyor. Birebir yönlendiriyor. Adım adım yönlendiriyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu iki bölüm önemli. Demin sormuştunuz. Taslak raporu iptal etme iki bölümde var. Rapor listelemeden bölümlere girerken internet vergi dairesine girdiniz. Sağda tam tersi kare iadesi açıldı. Tam tersi seçtiniz. Rapor listeleme bölümü var. Kaç tane rapor girdiyseniz, taslağı kaydettiyseniz yemin vali müşaviri seçeceksiniz. 00 ya da vergi numarasını biliyorsanız aralığı seçeceksiniz, dönemi seçeceksiniz. Hepsi, bütün taslak raporlar, imzalanmış raporlar, kontrol edilmiş raporlar alt alta geliyor. İptal etmek istiyorsanız imzalanmış raporu iptal edemezsiniz o bölümde. Birazdan anlatacağım. Taslak halindeki raporu yanında çarpı işareti var. Tıklarsanız taslak raporu iptal ediyorsunuz. İptal ve pasif iletçesi gönderme. Raporu yazdık, onayladık, 30 Haziran gelmedi, raporda bir bölümü değiştirme ihtiyacı duyduk. Raporu alt kullanıcı kullanıyorsa eğer, pasife çekebiliyor. Kendi kullanıcı kodu ve şifresiyle pasif dilekçesi gönderebiliyor vergi dairesine. Vergi dairesi memuru dilekçeyi görüp uygun görürse, birazdan geçeyim oraya. Belge ekleme bölümü, o yukarıda sağda açılan bölüm. Açtığınız zaman açar. Ne yükleyecekseniz zaten şeyde vardır. Bir isim vermişsinizdir. Masa üstüne yüklerken. Bilanço, gelir tablosu diye yüklemişsinizdir. Bildireceksiniz. Bir de bir açıklama bölümü var. 2019-bilanço demeniz yetiyor. Rapor eklerinden farklıdır. Vergi dairesine verilen belgeler demiştim. Vergi dairesine verilen belgeleri yine tam taslak rapor menüsünü açtığınız zaman, tıkladığınız zaman sütü gelir. Vergi dairesine verdiğiniz evran tarihi sayısı konusu. Vergi dairesine giriş zamanı. Sayfayı tıkladığınız zaman vergi dairesine kaç evrak verdiyseniz. O dilekçe ekinde 5, 6, 7, 8, 8'ini birden sizi açar. Mesela şurada bir şey yazıyor. Pasif dilekçesini alt kullanıcı verebiliyor. Yeminim Aymüşşavir kendi şifresiyle hem iptal edip raporu hem pasife çekebiliyor. Bunun için rapor içinde dilekçe gönder bölümü var. Eğer ki alt kullanıcı pasife çekecekse neden pasife çektiğini açıklama kısmına yazıyor. Kendi kullanıcı ve kodu ve şifresiyle dilekçeyi vergi dairesine gönderiyor. Pasif almayı vergi dairesine verdi memur yapar diyor tebliğ. Henüz rapor bitmek için pasife çekme olmadı. Raporun iptal edilmesini yemin mahkumlar kendi şifresine girmesi gerekiyor. Yine dilekçe gönder butonu açıklama kısmı açılıyor. Neden raporu iptal etmek istiyorsun yeminli mali müşavir nedenini yazıyor. Basit olduğu gibi. Vergi dairesi müdürü
İptal edeni haklı bulur. Bu da sistemi açıyor. Ve yemin o aynı müşavir tekrar aynı işlemi yapıp süresi içerisinde raporu bir daha elektronik imzasıyla imzalaması gerekiyor. Birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyon. Sınırı yok. Şurası önemli. Şimdi arkadaşlar. Rapor listelemeden yoğun döneme geldik. Alt kolları Cemil Mavşar raporları yazıyor. Taslakları kaydediyor. Raporun birisi bitmiş, kontrol edilmiş, imzalamaya hazır. İkincisi taslak halinde. Burada tam taslak olabilir, kadeh iadesi de olabilir. Nakden ya da mahsuben. Şurada iki tane ikon var. Mavi ve kırmızı. Birisi açık, birisi kapalı. Yeminli mali müşavir kendi şifresiyle girip raporu kendi düzenliyorsa bu açık ikon raporun yeminli mali müşavirin üstünde olduğunu gösteriyor. Alt kullanıcı yeminli mali müşavir rapor üstündeyken rapor üstüne alamıyor. Yeminli mali müşavir raporu serbest bırakması gerekiyor ki alt kullanıcılar o rapora girebilsin. Yeminli mali müşavir ikonu tıkladığı zaman kırmızı kilit kapalı hale geliyor. Bu rapor serbest anlamına geliyor. Alt kullanıcı ondan sonra raporu tıklıyor. Kendisinde ikon yer değiştiriyor, mavi hale geliyor. Rapor yeminli mali müşavirde açık. Alt kullanıcı girdi. Bu bölüm alt kullanıcıda boş geliyor. Yeminli mali müşavir raporu serbest bırakması gerekiyor. Rapor taslak halinde rapor listeleme bölümüdür. Söylemiştim, DMM TC kimlik numarası, yemin mavşar kendi giriyor. Alt kullanıcı kendi şifresine girdiyse yemini seçmesi gerekiyor. Beş yeminini kendisi yetkilendirmiş olabilir. Beş yemininin bir tanesi yetki iptal ettiği zaman alt kullanıcının sisteme giriş tepkisi iptal olmuyor. Çünkü diğer yeminler yetki verdi. Yetkisi devam ediyor. Böyle alakalı bir sıkıntı var mı? Buyurun. Hayır. Hocam düzeltme işlemi bir Nisan'da kurumlar vergisi sistemi açılacak. Müşavir arkadaşlar kurumlar vergisi beyannamesini yükleyecekler. Beyanname zaten gitmeden biz bir şey yapamayacağız. O ara hesap incelemelerine kadar elinizde veriler hazırsa şu anda sisteme açık yükleyebilirsiniz. Rapor oluşturur, kapak bölümünü yazar, genel bilgi bölümüne şubesini, adresini, ortaklık yapısı sermayesini gireriz. Hesap incelemeleri kurumlar vergisiyle alakalı. Kurumlar gitti. Nisan'ın 20'sinde gitti. Yeminim abi şu arkadaş Mayıs'ın 31'inde raporunu yazdı, bitirdi. 31 Mayıs'ta elektronik imzasıyla raporu gönderdi. Bir ayı vardı. 30 Haziran 2019'a kadar kurumlar vergisi beyannamesinin yasal süresi var. Döndü, raporda bir sıkıntı gördü. Ya da kurumlar vergisi beyannamesinde düzeltme verdi. Bir şey gördü. Ama imzalamış oldu. Dönecek kendi şifresiyle imzaladıysa eğer basite çekecek. Ya da alt kullanıcı gördü. Yeminli arkadaş yok. Alt kullanıcı basite çekecek. Rapor tamamen hatalı. Raporun sağını solunu düzeltmek imkansız. Komple iptal etmeniz gerekiyor raporu. Raporu düzeltip bir daha gireceksiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Yeminli mali müşavir iptal dilekçesini sebebiyle beraber. Neden iptal ediyor? Gerekçesini açıklayacak, vergi dairesine gönderecek. Vergi dairesi müdürü iptal gerekçesini hakkı bulacak ve sistemi açacak kendisine. Yeminli mali müşavir dönecek tekrardan. Nerede hata varsa düzeltecek. 30 Haziran 2019
30 Haziran 2020 23 29'a kadar elektronik imzasını bir daha gönderecek. Ve versiyon 2 diye çıkacak. İlk versiyonu görmek için de yine ne demiştik? Rapor menülerinde burada daha önce onayladığınız versiyonları da görebiliyorsunuz. Hatalarınızı da görebiliyorsunuz. Ne yüklediyseniz. Tamam hocam. Tabii. Hayır. Ha koparsa bağlanamazsınız. Şimdi internet olmadan internet belgelerine bağlanamazsınız. Bağlandıktan sonra koparsa bir daha girmeniz gerekiyor. Nasıl? Şimdi taslağı kaydettiğim zaman sınırlaması yok. Çıkmadan taslağı kaydetmeniz gerekiyor. İlgili bölümlerden girdiniz, sağdan başladınız, aşağıdan başladınız, açıklamaları önce yaptınız, tabloyu sonra yaptınız. Hiç önemli değil. Ama işte o zaman uzamasından dolayı, kopmalardan dolayı o bölümü doldurdunuz, taslağı kaydediyor. O kaydediyor. Peki kopma olursa sistemden atıyor mu direkt? Yok, şifre istiyor. Tekrardan şifrenizle bağlanacaksınız. Hayır, nereden bileceğiz çalışırken ekrandan atmazsan? Yok zaten hocam kalıyorsunuz orada, gitmiyor ki sistem gitmiyor. İnternet belgeler sistem üzerinden çalışıyor. Yani internet belgelerinde şifrenizle bağlanıyorsunuz. Yani program bilgisayarınızda değil. Program gelir dairesi. Gelir dairesine bağlanıp da zaten yüklüyorsunuz. Koptuğu zaman veri gönderemezsiniz. Asla kaydetmeniz benden ifade etmez. Orada işte zaman araları fazla uzatmadan ne yaptıysak... Sayfa sonunda kaydedin. Kaydedin. Raporu kontrol et önemli değil. Raporu kontrol edip 3 gün sonra, 5 gün sonra ne zaman raporu elektronik olarak imzalayacaksınız o tarihe kadar bekleyebilirsiniz. Ve raporu kontrol et bölümü her sayfanın altında var. Raporu kontrol et. O bölümde açarsanız o sayfayı değil, raporun tamamını kontrol ediyor sistem. Hataları bir bütün halinde veriyor. Buyurun. Şimdi aynı bölümle ilgili özellikle Kampas Köyü'nün de kardiyolojisine her ay verdiğiniz raporlar var. Her seferinde o genel bilgileri tekrar mı yazmamız gerekiyor? Yoksa o taslak kısmını hiç mesela silmeyip bir şekilde sonuçta... Şöyle ifade edeyim. Yok. Şimdi siz daha önce kağıt ortamında verirken bir takım veriler sürekli tekrar ediyorsa eklemiyordunuz. Burada zorunlu alan kısmı var. Eğer ki bir kariyer raporu yazdınız, gönderdiniz, tekrar bir yerde rapor yazacaksınız. O zorunlu alanı doldurmadan dosyayı kaydedip gönderemezsiniz. Yani her mesela tamam. Otomatik geliyor mu? Gelmiyor. Evet. İşte o yüzden şeyi yüklemek gerekiyor. Masa üstünde her firmanın yüklemek gerekiyor. Maliye Bakanlığı bu konunun farkında biz itiraz ettik durumu. Her seferinde mesela 12 ayı KDV yerde rapor yazıyorsunuz. 6. ayı yazdınız. Aradan zaman geçti. 7. ve 8. ayı yazacaksınız. Aşağıya zaten çerçeve verdi. Hemen çağırabileceksiniz. Ve mevcut bilgiler tekrar ekleyeceksiniz. İlave bilgileri koyacaksınız sadece. Değerli arkadaşlar, ustaklarım. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Tam taslakla alakalı ya da sistemin girişiyle alakalı. Ya da anlatamadığımız bölüm var mı? Lütfen. Değerli arkadaşlar, soru bitti mi? Ben anlatabildim herhalde. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Sistem karmaşık değil. Yani kafanızı büyütmeyin. Teknik kılavuz 370 sayfa, hiç
hiç problem değil. Bizim mesleğimiz kariyer mesleği. Altan çalışıyoruz. Lütfen ulaşalım. Lütfen ulaşalım. Tam kastım bir sıkıntı yok. Ben şunu da bitireceğim. Bir Kızılderili atasözü var. Kızılderili atasözü duayı şöyle der. Rüzgar arkanızdan essin, güneş yüzünüze vursun. Yağmur toprağınızı yavaş yavaş ıslatsın, Tanrı sizi korusun. Biz kırklar ne diyoruz? Allah için yüzünüz rast gelsin. Allah yardımcınız olsun. Yeni bir süreç. Altından kalacağız. Evet, işte yerde bulunmuştuk.